İyi akşamlar değerli izleyiciler. Yine bir şehir meclisi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mehmet Kul. Bugün Sayın Kul ile rektörümüz ile Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi'ni konuşacağız elbette. Yeni kampüslerine geçtiler. Efendim çok önemli araştırma geliştirme projeleri yürütüyorlar. Çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Özellikle savunma sanayine yönelik çalışmalar yapılıyor. Tarım teknolojilerine yönelik çalışmalar yapılıyor. Kamuoyunda şöyle bir gezdiğimiz zaman, eş dostla görüştüğümüz zaman şunu fark ettim ki şehrimizin, kıymetli halkımızın bu konularla ilgili çok fazla bir bilgisi yok. Dolayısıyla Sayın Rektörümüzü sağ olsun bizi kırmadı. Buraya davet ettik yoğunluğunun içerisinde. Kendisinden Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni soracağız. Öğreneceğiz. Ve şehrimizde de çok güzel şeyler olduğunu mutlulukla tahmin ediyorum. Sizler de müşahede edeceksiniz. Bu arada televizyonumuzun ekranların sağ alt köşesinde birazdan WhatsApp mesaj hattı numarası gelecek. O numaraya da Sayın Rektörümüze sormak istediğiniz veya konuyla ilgili görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Buradan onları da iletmeye çalışacağız. Bu uzun yürüyüşten girişten sonra kusura bakmayın hocam. Hoş geldiniz. Ettim Bey. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz hocam? Hamdolsun. Çok şükür. İyiyiz. Sağlığımız, saatimiz yerinde. Allah iyilik versin. İş yoğunluğu, yorgunluk olabiliyor ama çok şükür onun haricinde başka bir şeyimiz yok. Yani doğru. Yorgunluğunuz işten olsun ve güzel yorgunluklar. Tabii. Bundan aylar önce sizi üniversite sınavlarına girilecekti. Kongre Müzesi'nin yanında bir çadırın orada tanıtım yaparken yakalamıştım. Evet. Hocam ne yapıyorsunuz dedim. Tanıtım yapıyorum dedi. Dediniz işte uçaklar var, füze modelleri var. Dedim bir program yapalım. Bunları siz mi yapıyorsunuz? Evet. Bugüne nasipmiş. Aradan 5-6 ay geçti herhalde. Evet. Evet. Hocam aslında vaktimizi de değerli kullanmak için aslında şuradan başlamamız lazım herhalde. Bir defa Profesör Doktor Mehmet Kul kim hocam? Yani her şeyi konuşuyoruz ama evet. Bu arada insanın kendisini anlatması biraz zordur fakat lütfen rica ediyorum. Biraz evet, kendinizi tanıtırsınız memnun tabii olurum. Ki, tabii ki. 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Metalürji Mühendisliği'nden. Daha sonra 1,5-2 yıl kadar Türk Standartları Enstitüsü'nde çalıştım Ankara'da uzman mühendis olarak. Bir süre de Bursa'da, Bursa Bölge Müdürlüğü'nde Türk Standartları Enstitüsü'nde çalıştım. Ama Taceddin Bey ben küçüklükten beri böyle çocukluğumdan beri araştırmayı severdim. Yani böyle radyoların içerisini açardım veya böyle elektronik cihazlar veya evdeki fırın bozulursa onu tamir ederdim falan. Öyle küçüklükten beri teknolojiye karşı bir ilgim vardı araştırmaya karşı. Türk Standartları Enstitüsü'nde çalışırken de açıkçası bu çalışma ortamı diyelim veya TSE'nin getirmiş olduğu işte çalışma ortamı bu tür Ar-Ge şeylerinden oldukça uzak idi. Ben de bu sebeple tekrar araştırmayı sevdiğim için üniversiteye döndüm. 1997 yılında yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. 2004 yılında da doktora eğitimimi tamamladım Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Bu esnada da yüksek lisansta germanyum diye bir yarı iletken vardır. Elektronik sektöründe çok kullanılır. Termal kameraların ana ham maddesidir. Onun üzerinde yüksek lisans tezimi gerçekleştirdim. Doktora tezimde de nadir toprak elementleri var. Yine bunlar da yarı iletken malzemelerdir. Bunların üretim üzerine çalıştım. Doktora tezim aynı zamanda o zamanki Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen bir projeydi. 2003 yılının yazında bitirmiştim doktoramı. Daha sonra da 2003'ün sonuna doğru Sivas'a geldim. Cumhuriyet Üniversitesi'nde metalürji malzeme mühendisi yeni kurulmuştu. Orada da bir kurucu
pozisyonlarda bulunduk yani. Bölümün kuruluşunda bulunduk. Tabii ki. Evet. Yani şöyle, ilk malzemeci olarak ben başlamıştım orada. Metalurji malzeme mühendisi olarak çalışmaya başladık. Bölümün öğrencilerini işte yetiştirdik. Sonra mezunlar verdik. Yani 2004'ten bu tarafa da Sivas'ta yine. Cumhuriyet Üniversitesi'nde 2019 yılına kadar çalıştım. Orada da çeşitli idari görevler olsun. Akademik zaten çalışmalarımız devam etti. Bu sırada tabii ben projeci yönüm güçlü veya seviyorum diyelim daha doğrusu. Evet. Proje yapmayı çok seviyorum. Proje fikri geliştirmeyi, yeni teknolojileri araştırmayı çok sevdiğim için devamlı projelerde yaptım. Galiba 20'ye yakın TÜBİTAK projesi gerçekleştirmişimdir. Bunlardan 3 tanesi çok büyüktür. TÜBİTAK'ın amiral gemisi diye adlandırılan akademide, bizim aramızda 1001 projeleri vardır mesela. Rektör olduğum, atandığımda 2 tane benim yürüttüğüm TÜBİTAK 1001 projesi vardı. Yani TÜBİTAK'ın amiral gemisi olarak adlandırılan 2 projeyi o anda yürütüyordum zaten. Bu yani bir prestij meselesidir. Bir akademisyen, evet, ben 1001 projesi yürütüyorum dediği zaman diğer akademisyenler gıptayla bakarlar. 2 tanesini aynı anda yürüten oldukça nadirdir diye düşünüyorum. Kurucu rektör olarak 2019'un başı diyelim, 2018-27 Aralık'tı. 2019'un başında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından görevlendirildik. O tarihten bu tarafa da hemen kadromu da zaten Cumhuriyet Üniversitesi'nden, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne aldık. Orada kurucu rektör olarak çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde yine projeler, tabii bunun yanında inşaatlar, öğrenci alımları, biraz önce bahsettiğiniz gibi, evet, akşam 10'a kadar biz orada mesaiden sonra 5'te çıkıyorduk. 10'a kadar da meydanda üniversitemizin tanıtım faaliyetinde bir fiil ben de bulunmuşumdur. Bunlara gireceğiz. Bunlarla ilgili ilginç anılar da var, ilginç durumlar da var. İlginç, evet, sonuçlar da var tabii. Evet. Sadece orada bulunmak değil, bunun tabii sonuçlarını da konuşacağız. Tabii ki. Şimdi hocam, tabii 2018'in 27 Aralık'ında göreve başladınız. Aslında 2019 diyeceğiz başladı buna. Evet. Yani 3 yıllık bir süreçte benim dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla, yani yüzünüz diye söylemiyorum ama çok muazzam bir gelişme izleyebiliyoruz. Siz içinde olduğunuz için bunu fark edemeyebilirsiniz. Yani marifet iltifata tabi diyelim. Onu gerçi yapacaklar biz değiliz ama kamuoyuna burada tanıtacağız. Kamuoyu zamanla bunları gözleriyle de görecek diye düşünüyorum. Evet. Şimdi siz bu üniversiteyi tabi sıfırdan kurdunuz. Yani şöyle bir durum var. Cumhuriyet Üniversitemiz var ama oradan herhangi bir hoca gelmedi size hariç. Evet. Oradan bir bütçe aktarılmadı. Hayır. Oradan başka bir imkan olmadı. Ne memur, ne idari personel, ne hiçbir şey. Evet, evet. Sıfırdan kurulan bir üniversiteden bahsediyoruz ve bu sıfırdan kurulan üniversitede Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak geçiyor. Programdan önce de konuştuk. Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adı altında devlet üniversitesi olarak Türkiye'de 3 tane, evet, olan üniversiteden biri. Evet. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, değerli izleyiciler. Çok önemli bir şeyden bahsediyoruz aslında. Şimdi hocamın ben programdan önce bazı yayınlarını da inceledim. Üniversitenin yayınlarından inceledim. Şimdi siz diyorsunuz ki üniversite için burası yeni nesil bir üniversite. Yani bizim Cumhuriyet Üniversitesi olduğu için, yani burası da Bilim Teknoloji Üniversitesi. Yeni nesil üniversitenin anlamı ne? Stratejik planlamanız ne oldu? Yani çünkü ekibi siz düzdünüz. Hocaları siz buldunuz. Mekanları işte bir şekilde bu kampüsü inşa etmeye başladınız ve, evet, devam ediyorsunuz. Abi. Bütçeyi siz buldunuz. Projeler için araştırma, geliştirme desteklerini siz buldunuz. Ve yeni nesil üniversite diye tabir ediyorsunuz. Evet. Bunu biraz açar mısınız hocam? Şimdi şu anda üniversiteler 4. nesil üniversite olarak da geçiyor. Yani bir 1. nesil, 2. nesil, 3. nesil, 4. nesil. Önümüzdeki süreç içinde 5. nesil üniversiteler konuşuluyor. Nasıl bir üniversite yapısının olacağını, 5. nesil üniversitelerin onlardan bahsediliyor. Yeni nesil üniversite kavramı şu şekilde, biz şu şekilde tanımlıyoruz. Akademik bilginin ticaretleşmesini sağlayan üniversiteler, yeni nesil üniversiteler. Yani bir akademik araştırma geliştirildiğinde, laboratuvar ortamında,
ürüne dönüşmesi için de ticari olarak da bunun ürüne dönüşmesini sağlayan üniversiteler veya bu tür faaliyetleri gerçekleştiren üniversitelerin yeni nesil devlet üniversitesi. Tabii bir de eğitim modellerinin de yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Yani bizim öğrenciliğimizdeki 30-35 yıl önceki öğrencimizdeki eğitim modelleri vardı. Artık yeni nesil devlet üniversiteleri veya yeni nesil üniversiteler dijital çağın içerisinde büyüyen gençlere eğitimi verecek şekilde planlanması lazım. Yani eğitimin dijital materyallerle, dijital eğitim materyalleriyle, yazılımlarla, simülasyonlarla, sanal gözlüklerle adeta verilebileceği bir ortama doğru gidiliyor. Bunların yoğun bir şekilde kullanıldığı ve sektörle birlikte çalışan, yani sektörün ihtiyaçlarını tespit edip, sizde nasıl bir makine mühendisine, elektrik elektronik mühendisine, bilgisayar mühendisine veya uçak mühendisine ihtiyacınız var. Bunların tespitini sektörle birlikte yapıp, bu 4 yıllık eğitimi birlikte planlayıp, derslerin nasıl olması gerektiğini buradaki kuruluşlarla birlikte tespit edip, ona göre eğitimlerini günümüz teknolojisinin ihtiyaç duyduğu donanıma sahip teknik elemanlar veya üniversite mezunları yetiştirmek için planlamalar yapan ve bunları uygulamaya sokan üniversiteler, yeni nesil devlet üniversitesi veya yeni nesil üniversite olarak tanımlıyoruz biz. Ve zaten şu andaki yaptığınız çalışmalara baktığımız zaman işte organize sanayide varsınız. Evet. Sanayicilerle işbirliği içindesiniz, proje evet. geliştiriyorsunuz. Çok doğru. Efendim yeni yapılan Demirağ organize sanayide büyük bir projenin danışmanlığını ve bilgi yürütücülüğünü yapıyor zaten. Birikimini oraya aktarıyorsunuz. Evet. Aslında zaten istenen buydu. Doğru. Yani bugüne kadar normal vatandaşımıza sorduğunuz zaman şunu diyordu. Yani üniversite ne üretiyor yani? Şehirle kopuk, işte sanayiyle kopuk deniyordu. Hı hı. Aslında sizin model, yani yeni nesil üniversite modeli sanayiyle, üretimle iç içe hem oraya gereken mühendisi elemanı yetiştiriyor. Hı hı. Hem de oraya gereken yeni nesil projeleri, Ar-Ge çalışmalarını yapıyor. Evet. Çünkü Ar-Ge çalışması dediğiniz zaman bu basit bir konu değil. Bugün herhangi bir fabrikanın bir Ar-Ge çalışması çok kolay bir iş değil. Ama siz bunları üniversitede yaparak ihtiyaca binaen sanayicinin de hizmetine sunuyorsunuz. Çok doğru. Başlayan projeler var, devam edenler var. Evet. Şimdi tabii kadroyu ben şöyle bir baktım kurdunuz kadroyu hocam. Maşallah çoğunluk ODTÜ'den, Hacettepe, yurt dışında çok eğitim görmüş ve bunların da şeylerini incelediğim zaman hepsi bir özel sektörde geçmişi var yani. Doğru. Bunu özellikle mi böyle tercih ettiniz, böyle aradınız? Evet. Çünkü siz aradınız buldunuz yani neticede bunları. Evet. Ya güzel bir noktayı hakikaten tespit etmişsiniz. Akademisyen olduğunda özel sektör tecrübesi olursa özel sektördeki çalışma mantığını, prensibini biliyor. Bu nedenle biz özellikle istedik bunu. Bulabildiğimiz kadarıyla yani nitelikli akademisyenleri araştırırken de hakikaten yani neredeyse %90 dediğiniz gibi bir şekilde özel sektör tecrübesi yaşamıştır arkadaşlarımızın hepsi. Bu tabii özel sektörü bildiği için o alanda da çalışmış olduğu için Tercettin Bey öğrenciye gerçek hayata özel sektörde veya kendi işini kuracağı zaman yapılması gereken tecrübeye sahip olmuş olduğu için büyük bir avantaj sağlıyor. Yani özel sektörün de tecrübesi aktarılmış oluyor böylece akademisyenlere. Bu nedenle çok önemliydi. Çok araştırdık tabii. Tayyip'ten bize gelen arkadaşlarımız oldu. TUSAŞ Tayyip'ten gelenler oldu. Veya yurt dışında çeşitli bankalarda yazılım mühendisi olarak çalışan arkadaşlarımız, özel sektörde danışmanlık yapmış, proje danışmanlıkları yapmış akademisyen arkadaşlarımız, Vestel'de çalışmış arkadaşımız var. Veya bir kamu kuruluşunda çalışmış bir şekilde mesela kamu kuruluşunun da tecrübesini tanışan birkaç arkadaşımız var. Veya yurt dışında yüksek lisans doktorasını yapmış çok arkadaşımız var. Post doktorasını yapmış arkadaşlarımız var. Nitelikli seçkin bir akademik kadromuz var. Bu incelediğiniz zaman az ama diyelim ki yani çok sayıda değil yani yüzlerce
bir sayı değil ama bizim için yeterli zaten şu anda. Evet. Ama seçkin bir kadromuz var. Tabii alım kriterlerimiz de yüksek bizim. Yani yabancı dilde eğitim yaptığımız için mesela 85 alıyoruz dil puanı olarak. Evet. Ondan sonra ve doçentlik sözlü sınavı var. Yeniden atamalarda da mutlaka üniversitenin haricinde dışarıdan fon bularak, dışarıdan bir fon bularak, yani TAİ ile yapabilir bir proje, başka özel sektör şirketleriyle yapanlar var. Mutlaka dışarıdaki bir firmayla birlikte proje yürütücüsü olarak bir ARGE projesini yürütmesini istiyor. Mesela bunu yapmamışsa bir üst kademeye, yani yardımcı doçent diyelim, doçent de şimdiki ismi doktor öğretmeniyse atanamaz gibi diye düşünüyorum. Yani ben izlediğim zaman 8-9 tane öğretim görevlisinin dediğiniz anlamda proje yürütüyor olduğunu da şeyden gördüm. Tabii öğretim görevlisi çok önemli bir konu. Evet. Hoca iyi olacak ki öğrenciye de iyi olsun. Anlatabilsin. Doğru. Tabii tek taraflı değil bu iş. Bir de öğrenci tarafı var. Evet. Şimdi maşallah üniversite sınavlarında çok sürpriz bir sonuç çıktı. Sürpriz sonuç neydi? 480 evet. alan, 460 alan, 490 alan öğrenciler. Ne bileyim ilk 40 bine, 50 bine giren, 24 bine giren öğrenci. 24 bine giren. Öğrenci. Tamam 4 tane bölüme bu yıl lisans öğrencisi aldınız ama evet. Hep üst sıralamada. Öğrenciler burayı tercih etmişler. Evet. 4 tane bölümün 4'ü de full dolu. Yani 25'er kişilik kadronuz var sınıflarda. Evet. Tamamı dolu. Evet. Yani öğrenci de böyle nitelikli, başarılı öğrenci gelince, hoca kalitesi yükselince, evet. Şimdi oradan aslında helva yapmaya doğru gidiyorsunuz. Evet. Bu öğrenci kalitesi nasıl oldu böyle biraz? Evet. Size de sürpriz oldu mu? Bana sürpriz oldu. Yani Sivas'ta bizim Cumhuriyet Üniversitesi'nde tabii örnek vermek istemiyorum. Farklı ha. Şeyler ama evet. Çoğu bölümler boş kalırken, mühendislik bölümleri veya çok düşük puanlarla tercih edilirken Bilim Teknoloji Üniversitesi'nin 4 tane bölümü var. 4'ü full ve yüksek puanla çok yüksek girilmiş. Puan, evet. Biraz bundan bahsedin hocam. Nasıl oldu bu iş yani? Taceddin Bey, aslında biz buna 2019 başında göreve başladığımız andan itibaren strateji oluşturmaya, kafa yormaya ve çalışmaya başladık. Sivas'ta ikinci bir üniversite kurulmuş. Adı Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Sivas ve Bilim Teknoloji Üniversitesi. Şimdi bu durumda ikinci bir üniversitenin sürdürülebilir olması için, yani lisans öğrencilerinin, başarılı lisans öğrencilerinin burayı tercih etmesi için sıra dışı bir üniversite olmak lazım. Klasik devlet üniversitesi olursanız, biraz önce sizin de söylediğimiz gibi ilimizde veya çevre illerde de bu problem var. Her tarafta var. Bu teknik alanlarda çok boş kalan oluyor bölümlerde, üniversitelerde. Her üniversitede var yani. Bunlar da var. Dolayısıyla biz sürdürülebilir olabilmemiz için teknik alanlarda, mesela burada evet sıralamalarımız gösteriyor. 24 binden uçak mühendisliğine, 24 binden 61 bin arasında mesela öğrenci almışız. Taban puanımız 61 bin. Buna bakabilirsiniz. Yani bu alanlarda çok köklü 50-60 yıllık üniversiteleri bile, bakın 60 yıllık üniversiteleri, bunların arasında Sivas'tan daha iyi ne diyelim, öğrencilerin tercih edeceği gelişmiş şehir olarak evet. Yani mesela daha sıcak iklimleri olan, daha kıyısı denize kıyısı büyük şehir olan, çok büyük, yani büyük şehir olan birçok ili geçmiş durumda. Yani o illerdeki belki 50 yıllık 60 yıllık şeyleri bile, üniversitelerden bile taban puanlarımız daha yüksek. Bu ve ilk yılda gerçekleşmiş. İşte enteresan şey. Olan enteresan yani, hakikaten evet. Bu çok enteresan. Hakikaten evet. Anadolu'nun ortasında adeta bir parlayan yıldız gibi doğdu Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bu yıl bu öğrenci puanlarıyla. Bu tabii ki bir rastlantı değil. Yani çok çalıştık. Biz hep onu söylüyoruz. Baştan beri çok çalıştık, inandık. Bu işi kotaracağız dedik. Ve Allah da yüzümüze baktı, emeklerimizi zayi etmedi. İnançlı insanız biz. Biz çalışırız, takdir Allah'ındır. Amin. 2019'un başında hemen ikinci haftaydı rektör olarak görevlendirdiğimiz. İkinci haftasında ben bütün savunma şirketlerini ziyaret ettim Ankara'da. Aselsan'a, TAİ'ye gittim, Roketsan'a, TÜBİTAK Uzay'a, Roketsan'a, Haversan'a, buradaki
en üst yöneticiler, genel müdürleri, CEO'larıyla görüştüm. Dedim ki bakın, üniversite yeni kuruldu. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yeni kuruldu. Bu üniversiteyi gelin birlikte şekillendirelim. Şöyle, sizin de nitelikli mühendislere, teknik elemanlara ihtiyacınız var. Bu üniversiteyi sizinle yaptığımız ortak projeler ve eğitim modelleriyle sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak, elemanları yetiştirecek bir üniversite yapalım. Altyapıları birlikte veya sizlerin altyapılarınızı bizlere açın mesela. Bu şekilde bir çalışma yapalım. Bu kapsamda 2019'un başından itibaren biz TÜBİTAK Uzay'da, TÜBİTAK Savunma Araştırma Geliştirme ile, TAI ile, ASELSAN'la, ROKETSAN'la, HAVELSAN'la mesela İstanbul'da TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile, TÜBİTAK Bilgem'le anlaşmalar yaptık. Dedik ki birlikte eğitim yapacağız, eğitimi birlikte geliştireceğiz. Yeni modelleri biraz önce bahsettik ya, yeni nesil üniversite. Bunları birlikte gerçekleştirin ve ortak projeler yapalım. Akademik bilgiden faydalanın siz. Biz de özel sektörün hem altyapısı hem de bir ticari ürün tecrübesi nasıl elde ediliyor veya üretiliyor bunlardan faydalanır diye bu şekilde başladık. İlk olarak tabii şöyle bir stratejimiz de yine şu nokta çok önemliydi. Hemen lisansa öğrenci alsak, yani 50-60 yıllık üniversiteler var. Daha yeni açılmış üniversite. Bir ortaya çıktı koymadan, üniversitenin farkını ortaya koymadan öğrenci almaya kalktığımızda biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi bölümlerimiz boş kalırdı. Veya çok düşük öğrenci gelirdi. Stratejimiz şuydu. Önce lisans eğitimine başlayalım. Yüksek lisans doktora programı. Hangi alanda? Savunma teknolojileri alanında. Bu şirketlerle yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde biz 2019'da başladık. 2020'nin başında, yani bahar döneminde biz savunma teknolojileri yüksek lisans doktora programını başlattık. Ve tarım bilimlerinde de başlattık. Toplam savunma teknolojilerinde 108 kişi başlamış. 22'de doktora var savunma teknolojilerinde. Evet. Tarım bilimlerinde 35 yüksek lisans. Evet. 17'de doktora var. Toplam yaklaşık 170-180 kişiyle yüksek lisans ve doktoraya başladınız. Evet. Hatta o vakit 2020'de başladığımızda tabii bu kadar öğrencimiz yoktu. Yani ilk aldığımız 30 kadar öğrenci almıştı o vakitte hatırladığım kadarıyla. Ama 30 öğrenci aldık ama galiba 300'ün üzerinde de başvuru vardı Taceddin Bey. Yani 30 öğrenci alacağız, 300'ün üzerinde başvuru var. Bu da o vakitten bizim, yani 2020'de doğru yolda olduğumuzu gösterir bir göstergeydi. Çünkü bu yeni açılmış bir üniversiteye yüksek lisans doktora için başvuru ciddi bir başarıydı. Evet, ve o kadar hocam, yani sizin talebinizin 10 katı bir başvuru almıştınız. Böyle bir başarı vardı. O da tabii şunu yaptık, posterler hazırladık. Bu posterlerde dedik ki bakın biz bu savunma şirketleriyle anlaşmalı yapıyoruz. Sizin sanayi danışmanlarınız bu şirketlerden olacak. Hangi hocalar var? ODTÜ mezunu, yurt dışı mezunu, bizim kendi hocalarımız ve mesela TÜBİTAK SAGE'de, ASELSAN'da, ROKETSAN'da çalışan, doktoralı çalışanlar. Bunların da fotoğraflarını, mezun oldukları okulları ve hangi şirkette çalıştıklarına içeren posterler hazırladık. Bunları çeşitli üniversitelerde mesela burada görünüyor. Bu o vakitlerde hazırladığımız posterlerden mesela birisi. Ne diyelim? Bakın Türkiye Uzay Ajansı'nın ASELSAN'dan, TUSAŞ TAİ'den, ASELSAN'dan, ROKETSAN'dan, ASELSAN'dan bu arkadaşlar bizde mesela hem yüksek lisans doktora dersi verdiler hem de tez öğrencileri, tez konularını bu firmaların yaptığı projeler çerçevesinde tezler verdiler. Yani firmanın içinde zaten hoca. Evet. Gelen yüksek lisans öğrencisi biliyor ki evet, hem ondan ders alacağım hem o firma içinde olduğu için o firmayla bir şekilde entegre olacağım. Tabii çalışacağım. İş imkanı da doğacak büyük ihtimalle. Oldu tabii ki. Bunlar da oldu. Yani bizden TAİ'de başlayan bir sürü arkadaş, yani öğrencilerimiz oldu. Yüksek lisans Baykar'a giden oldu. ROKETSAN'a giden oldu. Bu şekilde işe başlayanlar da oldu. Ve hala devam ediyor alımlar. Yani hala öğrencilerimizden tamam, insan kaynaklarından aramışlar TAİ'den mesela. Aramışlar. Diyorlar ki tamam, sizin şeyleriniz hazır. Şey, başlayacaksınız, haberiniz olsun. Yani model doğru hocam. Model tuttu. Model tuttu. Tamam. Modelin tutması çok önemliydi Taceddin Bey. Yani bu kuruluşlarda, bu çalışan
bizden çalışanların olması veya bunlarla yaptığımız projeler bize çıktı sağladı. Biz normal lisans öğrencisi alacağımız zaman işte üniversite tanıtım bahsettiğiniz akşam onlara kadar oralarda durduğumuzda bunları anlattık gençlere. Farklı farklı illere gittik. Oralarda mesela bahsettik bunlardan. 10 ile gittik. Farklı İstanbul'da, Ankara'da falan mesela oralara gittik. Bu arada tabii bu şirketler de bayağı kazançlı çıktılar. Hem yetişmiş eleman aldılar. Tabii. Onları kazandırdılar. Hem de bazı projelerini bizim hocalarla birlikte bizim ekip yaptı. Kendi çekildi bir tarafa, başka işte uğraştı. Her iki tarafın da faydası. Tabii kazan kazan. Evet. Hep öyleydi, kazan kazan. Bizim de tabii çok büyük avantajımız oldu. Mesela TÜBİTAK savunma araştırma geliştirmenin altyapısını kullanıyorsun. Tayin'in altyapısını kullanıyorsun. Yani o altyapıları kullanabilmek çok büyük bir fırsattı. O yüzden 30 kontenjana 300 kişi başvurdu. Evet. Ve hala bu şekilde devam ediyor. Lisans da aynı şekilde bu etkilenme kaynaklandı. Lisanstaki bu yüksek puanlamalar, sıralamalar. Tabii. Şimdi bunları anlattık biz. 2,5 yıl bunun üzerine çalıştık. Yüksek lisans doktoradan çıktı ürettik. Projeler, aldığımız paralar veya bizdeki öğrencilerin oralarda işe girmesi falan bu çıktı ürettikten sonra bir yıl boyunca da lisans öğrencilerine bu çıktılarımızı anlattık. Dedik bakın bizden mezun olanlar bu şekilde işe giriyor. Veya biz bunlarla anlaşmalıyız. Buralarda staj imkanı sağlıyoruz. Veya işte buralarda eğitimi birlikte tasarladık. Bunların ihtiyacı olan mühendisleri yetiştireceğiz biz. Çünkü hakikaten öyle. Mesela uçak mühendisi veya bilgisayar mühendisi oturuyor. O şirketteki çalışanlarla birlikte diyor ki Havelsan'da bilgisayar mühendislerinin temel mesela zirve noktalarından birisi çok iyi. Türkiye'deki en önemli şirketlerden birisi. Hava Elektronik Sanayi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güçlendirme Vakfı'nın bir şirketi. Diyoruz ki hangi dersler olacak? Biz şunu planladık. Sizin eklemek istedikleriniz biz de şunları ekliyoruz. Peki bu derslerin içerisinde hangi yazılımlar üretilmesi lazım? Yani Havelsan hangi yazılımları kullanıyor? Şu yazılımları kullanıyor. Bu derslerin içerisinde hep adapt edildi. Müfredatı da ona göre şekillendirdik. Tabii müfredatları onlarla birlikte hazırladık biz. Yani özel sektörde Türkiye'deki en yüksek teknolojiyi üreten ve kullanan firmalarla birlikte müfredatlar oluşturduk. Sonra bunları öğrencilere anlattık. Bir yıl boyunca. İlhan Kütüphanesi'nde 6 ay boyunca stand açtık. Elemanlarımız orada. Oralarda demo deneyler yaptık. Öğrencilere anlattık. Her geçen öğrenciyi yakaladık orada, üniversitemizi tanıttık. Sonra Sivas'ın bütün ilçelerini gezdik. Bütün öğrencilerle buluştuk. Sivas'ın ilçelerindeki. Sınava girecek lise öğrencilerinin hepsinin ayağına gittiniz yani. Hepsinin ayağına gittik. İlçelere gittik. Bugün. En uzak 3000 küsur kilometre yol yapmışız. Tanıtım esnasında ilçeleri ziyaret ederken. Sivas merkezdeki bütün liselere gittik. İstisnasız vakıf özel liselerden tutun hepsine gittik. Bazılarına 2 defa 3 defa gittik. Yani sonra, öğrenciler en azından bir de rektör görmüş oldular yani. bir de öyle bir şey var yani bu işin tanıtımına haricinde. Yani fuarlara katıldık. İstanbul'da çok büyük tanıtım fuarları yani bu özellikle orada vakıf üniversiteleri çok katılım sağlıyorlar mesela. Bir fuar organizasyonu oluyor. Her üniversite gidiyor orada kendisini tanıtıyor. Onlara katıldık. Ankara'da katıldık. Ankara'da özel bir okulun mesela tanıtım günleri vardı. Gittik onlara katıldık. 10 ilde Erzincan'dan başladık. Erzincan, Sivas, Tokat, Amasya, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Niğde. Bu illere gittik. Oraların en merkezi Sivas'taki meydan gibi yerlerinde standlar açtık. Ha bunu diğer üniversitelerle, Anadolu Üniversiteler Birliği'ni kurmuştuk. Onlarla birlikte organize ettik. Yani hocam bu tanıtım çalışmalarının çok yoğun geçtiğini biliyorum. Evet. Ama bir tanıtım çalışmaları kapı kapı gezme, evet, öğrenciye bu işi anlatma, hı-hı, bir uzay sanayi, evet, ya da savunma sanayinin, evet, en üst firmalarıyla protokoller imzalayarak öğrenciyle, üniversiteyle o firmaları, savunma sanayi şirketlerini hocalarıyla birlikte bir araya getirmek,
Sonunda burada bir iş imkanı doğması gerek yüksek lisans öğrencileri için ve şimdi de gerekse lisans iç öğrencileri için yerleri hazır diyorsunuz birçoğunun. Evet, evet. Bunlar önemli şeyler. Çok çok önemli şeyler. Çok doğru. Yani bu çalışmaların yapılmasının ne kadar kıymetli olduğunu şimdiki oturuşunuzdaki rahatlıktan da görebiliyoruz. Sağ olun. Bir şey daha ekleyeyim. Buyurun hocam. Şimdi biz tabii bu şeyden sonra devamlı anketler yapıyoruz öğrencilere. Ben de onu soracaktım zaten. Şimdi evet. Yani geldiler de niye geldiler? Evet. Sordumuşsunuz. Aynen öyle. Evet. Sorduk. Dedik ki Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi neden tercih ettiniz? Evet. %80 bir numaralı tercih sebebi olarak biraz önce şu bahsettiğimiz savunma şirketleriyle birlikte çalıştığınız, onlarla ortak projeler yürüttüğünüz, onlara eleman yetiştirdiğiniz için geldik dedi. Hocam çok önemli zaten. Çok çok. Yani demek ki biz 2019'un başında koyduğumuz strateji, yol haritası doğru. Yani sadece yurt değil, yurt filan değil, burs değil, değil. Şehrin büyük değil. Küçük olması değil. Değil. Ne? Çok önemli. Geri bildirimi ankette öğreniyorsunuz. Evet. Niye geldiniz buraya? Niye geldiniz? Beklentiniz. Çünkü ben diyor tayiye işe girebilirim. Havaya sanayi girebilirim. TUSAŞ'a girebilirim. Evet. İşte bütün bu savunma sanayi şirkette Baykar'a girebilirim. Evet. Benim orada yerim hazır bir noktada. Evet. Evet. Çünkü hocam oradan olacak. Veya o bizden önce giden üniversitemizin abiler ablaları orada olacak. Evet. Burada o sanayiye yönelik eğitim yapılıyor. Çok doğru. Protokoller var. Evet. Yani bu aslında doğru modeli, doğru stratejiyi kurduğunuz ve bunun da başlangıç meyvelerini aldığınız anlamına geliyor. İkinci ve üçüncü sıraları da söyleyeyim. İkinci tercih sebebi. İkinci tercih sebebi de eğitim dilinin İngilizce olması. Evet. Doğru stratejilerden birisi. Yani biz nitelikli akademisyen alıyoruz demiştik ya, yabancı dilde İngilizce eğitim verebilecek akademisyenler aldık. Bu da çok önemli olduğunu, bunu da tercih etmemiz. Yani üniversitenin yabancı dilde eğitim yapmasının da büyük bir etkisi olduğunu gördük. Üçüncü sırada akademisyenlerin niteliği. Bakın bunu da yazmışlar. Akademisyenlerin niteliği demişler. Dördüncü sırada Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin saygınlığı. Bu da bir, yani 3,5 yıllık bir mazisi olan bir üniversite. Tabii. Yani gençler arasında böyle bir saygınlık şeyini oluşturmuş. Hatta o algı oluşmuş, oluşmuş yani. Artık. Evet. Şimdi biliyorsunuz dershanelerde eskiden, şimdi bazı başka isimlerde faaliyet gösteren eğitim kurumları var. Mesela bunlar bizim yine tanıtım liselere yaptığımız tanıtımlardan gösteriyor. Bakın bunlar. Evet. Bütün ilçeler, liseler veya diğer şehirlerdeki fuarlar, onların mesela şeylerini gösteriyor. Bütün akademisyenler seferber oldu buna. Araştırma görevlerimiz, diğer yani o anda elinizde bulunan zaten toplasanız 100 kişi olmuyor, 40 evet. kişi olmuyor. Evet. Bir bütün halinde hareket ettiniz. Evet. Rektörüyle, aynen araştırma öyle. Görevlisiyle, doçentiyle hep birlikte ayağa kaldırmışsınız. Ayağa kaldırmış. Benim anladığım o. Evet. Burada da üniversitede bir ciddi ekip havasının olduğu anlamına geliyor. Evet. Yani oraya gelen devlet memurluğu için değil, evet. gerçekten bilimsel çalışma için, gerçekten yeni bir heyecan duyarak sanayi ve teknolojinin benimsemiş, inanmış insanların bir araya geldiği bir grup. Hocam sizin evet. söylemlerinizden evet. benim çıkarttığım doğru. bu. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun hocam. Dershaneler veya yeni eğitim kurumları diyoruz ya, bu şekilde eğitim veren. Artık duyduğum kadarıyla yeni bir kategori daha oluşturulmuş. Hani reklamını yaptıkları afişler falan olur ya. Evet. İşte Orta Doğu'yu kazananlar, Boğaziçi Üniversitesi'ni, Tıp Fakültesini kazananlar. Sivas Bilim ve Teknoloji. Afişlere yazarlar öyle. Artık yeni bir kolon daha var. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni kazananlar diye. Evet. Yani ya bu saygınlık oluşmuş evet, artık. Hocam şimdi ben mesela bir örnek vereyim. Bizim teknoloji üniversitesi yok iken bundan 12-13 yıl önce ya ikide bir bu Gebze Teknik Yüksek Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü var. Enstitüsünü duyuyorum sürekli. Evet. Fakat böyle bir iki de tanıdığım hoca var. Ya çok kaliteli insanlar. Doğru. Duydukça böyle o üniversite hakkında bende bir hep olumlu algı oluşmaya başladı. Evet. Duydukça. Evet. Bilmiyorum içeriğini ama insanlar da böyle bir bu algı işte içindeki hocalarla okuldan mezun olan gençlerin iş imkanlarına kavuşmasıyla kulaktan kulağa bir noktada yayılıyor ve bu Sivas için hocam programımızın adı Şehir Meclisi. Sivas için
Yani ne diyeyim size? Parayla pulla satın alınacak bir şey değil. Samimi söylüyorum bunu. Değerli evet, izleyiciler. Lazım. Yani bunu parayla, pulla, reklamla, şundan, bundan filan bunu alamazsınız. Bugün bir ODTÜ'nün adı varsa herkesin kafasında bir şey, bir ışık parıldıyor. Evet. İTÜ deyince bir şey parıldıyor. Doğru. Şimdi bu şehirde de Allah razı olsun ki işte siyasetçilerimiz düşünmüşler, bir üniversite kurmuşlar. Evet. İşte Sayın Hocam gibi, yani bunlar hep tesadüfler midir bilemiyorum, bir araya gelmiş, işine aşık bir evet. rektör atamışlar. O kendine benzer hocalar bulmuş. Böyle bir şeylerin bir araya gelmesiyle çok mutlu olduğum bir üniversite modeli ortaya çıkmış. Yani mutlu olduğum derken değerli izleyiciler, biz burada hocama karşı bir şey söylemiyoruz. Hocam burada 10 yıl görev yapar, 15 yapar, 20 yapar, bilemeyiz. Evet. Bir eser ortaya çıkıyor. Onun için mutluyum ben. Tabii ki. Bir eser çıkıyor diye. Çok önemli. Şimdi burada tabii siz 2 yıl üniversitenin içinde eski Teknokent binası evet, vardı. Evet, orada çalıştım. Orada çalıştınız. Yüksek lisans öğrencilerini orada evet. okuttunuz. Hı-hı. Şimdi bizim geçtim. Stadyumun yanındaki evet. eski fuar alanı dediğimiz evet. ticaret odasından size geçen o güzel bina aslında orası. Evet. Yarımda o bina. Evet. Orayı size tahsis ettiler. Evet. Siz orada tamirat ve yenileme çalışmalarına başladınız. Herhalde bu senenin başında da evet. eğitim dönemiyle birlikte başladık. Oraya taşındık. Taşındınız. Evet. Bir kısmınız orada, bir kısmınız yine eski yerde değil Yok. Mi? Yok. Hep orada taşındık. Orayı da biz gezdik. Yani gerçekten fuar binası diye yapmışlar ama aslında çok güzel bir üniversite binasıymış orası. Evet. Projesini istesen de öyle yapamazsın yani. O kadar güzel. Tabii çok revizyon yapıldı onun üzerinde. Siz de oraya yeniden revizyon yaptınız. Şimdi orasında tabii bir kısmını kullanıyorsunuz, bir kısmı inşaat halinde. Evet, ikinci etap kısmı Nasıl devam. Tam yerleşebildiniz mi hocam oraya? Yani şey olarak bir sıkıntımız yok. Ya ufak tefek eksiklikler var mı? Yeni inşaatlar depolur. Hani eve taşınırsınız, bir yerden evet. susuzlar, bir şeyler olur falan. Öyle ufak tefek eksikliklerimiz var ama eğitimimizi, araştırmalarımızı, idari çalışmalarımızı, akademik çalışmalarımızı aksatacak hiçbir durum yoktur. Gayet güzel çalışıyoruz orada. Evet, mesela geçmişten günümüze de şimdi gösteriyor. Bize iskelet olarak geçti tabii. Evet. Burası şeydi, 2019'un sonuna doğru geçti. 2010'da burada içeriden mesela çok modern, güzel böyle canlı renklerle, işte yeni nesil teknoloji üniversitesine yakışacak. Hocam özür dilerim. Bizi şehir dışından, Sivas'ın dışında izleyen izleyiciler için bir yerini tarif edelim. Tabii. Değerli izleyiciler, çevre yolundan, Ankara istikametinden çevre yoluna girdiğiniz zaman sağınızda Dörtölü Küçük Sanayi Sitesi, solunuzda adliye ve stadyum var. Stadyumun hemen önündeki kavşakta evet. bu bina orada. Şu anda bu üniversite binamız evet. orada. Eski hali buydu değerli buydu. İzleyiciler. Evet, evet hocam. Buydu. Bu halde 2019'un sonuna doğru bize sonbahara doğru teslim edildi. Hemen buranın ek ödeneğimizde ek ödenek çıkarttık. Çatısını yaptık. Trotuarlarını çevirdik. Güvenliğini aldık. Önce bir binayı güvenliğe aldık. 2020'de de ihalesini yaparak buranın birinci etap çalışmasını başlattık. İkinci etap çalışmalarında bu yıl ihalesi yapıldı. Orada son hız devam etmekte. İnşallah 1,5 yıl diyor müteahhit. Belki daha kısa süre içerisinde. Geri kalanını da tamamlamış olacak. Toplam bittiğinde 42 bin metrekare falan kapalı alan olmuş olacak. Burası. Yani buranın da arazisi aslında 55 dönüm. Az bir arazi de değil yani. Biraz daha katıldı orada. Öyle mi? Yani evet. 70'e yakın galiba hatırladığım Oo. Kadarıyla. Aslında üniversitenin yeri çok güzel hocam. Çok güzel. Çok güzel. Harika bir yer. Evet. Yani AVM'ye yakın, yaşam alanlarına yakın. Çevre yolu üzerinde. Çevre yolu üzerinde. İkinci bir şey. Şimdi biz biliyorsunuz hemen yanında İl Gençlik Spor Müdürlüğü'nün spor tesisleri evet. var. Tamam. Yüzme havuzu var, yüzme havuzu var, var, spor salonu var, tenis sahaları var, tenis kortları var. Yani onlar da size, öğrenciye. Ücretsiz. Evet. Belki vardır buralarda bilmiyorum. Ben de gidiyorum öğrencilerle evet. birlikte. Olimpik yüzme havuzunu kullanıyoruz. Bir nimet o yani. Çok hemen üniversitenin yanında. Hemen yanında. Yani birçok evet. üniversitede kendi kampüsü içerisinde bile bu kadar kolay ulaşamaz öğrenciler, evet. akademik personel.
Biraz önce bahsettiğimiz gibi spor tesislerinin hepsi yanında. Yanı başında AVM var. Orada gençlerin takılabileceği yaşam alanları, kafeler var mesela. Yani merkez şey olarak hakikaten bir çok yurtlara iyi. Belki uzak olabilir, evet. Ama oraya da bir ilk seferiyle sürekli, evet, gidip gelecek, o iş hallolur bence. Evet, evet, o var. Evet. Hatta şunu da yaptık mesela, hani bu okul servisleri var. Okul servislerinden de bizim ders saatlerimizde boşa çıkıyor onlar. Evet. Uygun fiyatla yurt dağı bölgesinden alıp üniversitemize mesela bırakabiliyor öğrencilerimize. Bu imkanları da oluşturduk. Ücretsiz İl Spor Gençlik Müdürlüğü'nün o spor tesislerinden faydalanılıyor. Çok büyük bir nimet. Yani bu o yönden yer dediniz ya, çok iyi, evet, isabetli bir şey olmuş oldu bu bizim açımızdan da. Yani hesaplasanız o kadar olmazdı ya. Ya öyle hiç yüzmezdi. Nasıl yaptıralım? Evet. Öyle spor salonlar nasıl yaptıralım? Hocam o ilave yaptığınız yan tarafa bir ilave, evet, bina daha var. O herhalde, evet, bir iki yıla biter. Bir buçuk yıl en fazla biter, diye düşünüyordu. İnşallah, evet, bitecek. Yani biz önümüzdeki yıla yine planlarımız içerisinde Taceddin Bey, yabancı diller yüksek okulunu çıkaracağız bu yapının içerisinden. Hı. Ayrı bir blok şeklinde planlıyoruz. Merkezi bir laboratuvar kuracağız. Bütün laboratuvarları o merkezi bina içerisine taşıyacağız. Yani normal lisans eğitimindeki laboratuvarlar, araştırma laboratuvarları, diğer laboratuvarları da oraya toplamak amacımız. Hmm. Yani bütün laboratuvar ve araştırmaların yapılacağı bir yer. Yabancı diller yüksek okulu ayrı. Bir de merkezi derslikler diye bir ayrı blok yapmayı planlıyoruz. Bu yaptığımız inşaatların haricinde önümüzdeki yıla bunların projesini sunuyoruz 2023 için. Orada da üçüncü binada da merkezi derslikler, bütün derslerde o binadaki sınıflarda dersliklerde gerçekleştirilecek. Evet, çok güzel hocam. Yani ben İstanbul'daki böyle çok ünlü şanlı üniversiteleri, evet, görüyorum. Yani onlardan aşağı kalır bir yanı yok. Yani konum ve şey olarak onlardan da, evet, iyi diyebilirim yani. Gelenlerden bazı, evet, misafirlerimiz şey dedi ya, bu Nişantaşı'nda Nişantaşı Üniversitesi vardı, oraya gitmiştim, orası gibi olmuş yani, böyle vakıf, evet, üniversitesi, evet, öyle diyor. Kimisi yemekhaneye gittik mesela, siz de gelmiştiniz, evet, ya burası Starbucks'a benzemiş sanki diyor. Yani şimdi tabii bunlar ne güzel şeyler hocam. Evet. Devlet üniversitesi, insanlar, başarılı öğrenciler gelsin, evet, bilim üretilsin, teknoloji üretilsin, o öğrencilerimiz işte gerçekten bir üniversite mimarisine uygun bir yerde eğitim ortamda alsın. Aslında. Bu ya yani mutluluk verici şeyler şehrimiz adına. Tabii burada bir konu daha var hocam, onu da bir size sormak istiyorum. Sizin esas kampüs yeriniz herhalde Kurtdere'si mevkiindeydi. Evet. Orada bir imar ve proje çalışması, evet, yapıldı. Doğru. Tabii bu şu an itibariyle buraya gündeme girince, evet, o ileride belki olabilir. Şey. Gündemde değil mi? Gündemde. Yani ben de gidiyordum şeye, Ankara'da bakanlığa da gidiyorum. Evet. Bakanlıkta Yavuz Bey var. O da Sivaslıdır. Sağ olsun yardımcı oluyor. Onunla birlikte takip ediyoruz. 840 dekarlık bir yerimiz var. Büyük bir alan orası. Çok büyük bir alan. Ama tabii şu anda işte orada yol, su, elektrik falan filan. Önce şuraya bir güzelce bir çıkaralım diyoruz zaten. Tabii, 18 uygulaması bir belediye tarafından yapıldı. Bakanlık tekrar bir revizyon istedi. Ondan sonra 18 uygulaması için tekrar revizyona geldi belediyeye. Onlar düzeltip tekrar bakanlığa gönderdiler. Bakanlıkta şu anda inceleme aşaması. Hocam bu tam İller Bankası'nın arkasından gidiyorsun. Oradaki, evet, tepelik bir alanda. Evet. Yani düz değil yani, tepelerin üstünde. Tepelerin üzerinde, evet. Tepede, tamam, bir yerde. Şimdi değerli izleyiciler, geçtiğimiz haftalarda yeni kampüs binasını bir gezme fırsatımız oldu. Binaya girerken yanımdaki arkadaşa dedim ki, binanın en güzel yeri dedim, şu yer dedim, köşede bir yeri gösterdim. Büyük ihtimalle rektör beyin odası orası dedim. He. Neyse oraya girdik. Oval ofis. Oval ofis yani. Elimseye girdik. Evet. Neyse girdik içeriye, hocanın odasına gittik. Hocam dedim, en güzel yeri sen bırakmışsın dedim, buraya, evet, gelmişsin, oturmuşsun. Evet. Evet. Dedi ki orayı kütüphane yaptık. Sonradan içeri gezdirdi bizi. Ama binanın en güzel yeri, doğru, süper bir yer. Evet. Çevre yoluna bakıyor. Şey olarak da, dizayn olarak da çok güzel. Hoş, en güzel yeri kütüphaneye vermişiz hocam. Evet. Ya biz hep öyle. Yani hiçbir zaman ben tanıyanlar da şahsıma yani özel bir şey istememişimdir. Evet. Yani öğrencilere hizmet etmek, akademisyene hizmet etmek, iddial personele en güzel çalışma imkanlarını, rahatlığı sunabilecek şekilde hep çalışmışızdır biz. Yani üniversitede de bence
en kıymetli ne diyelim çiçekler mi diyelim? Yani evet. Şimdi bir ailenin çocuklar çiçekleri tabii gibi eder mi? Kıymetlileri. En kıymetlileridir. Dedik ki gençler için en güzel mekanlara, en güzel yerlere onlara tahsis edelim. Evet. Dolayısıyla kütüphane ve onun altı da kantindir. Evet. Öğrencilerin yani kütüphane derken de öyle eften püften bir şey değil değerli izleyiciler. Evet. Tahmin ediyorum bir baktım yayınlara 100 bin civarında elektronik kitap var. Tabii. Az değil yani. Elektronik kitaplar. Ve diğer ulusal kütüphanelere, başka yerlere işte Amerika'daki bir kütüphaneye filan oraya gittiğiniz zaman kütüphaneye online bağlanabiliyorsunuz. Ücretsiz. Müthiş bir imkan. Evet. Hocam dedim biz de bağlanabilir miyiz? Buraya gelirsen olur dedi. Tabii. Dışarıdan olmaz. Kampüs evet. İçerisinde. Üniversite server üzerinden çıktığınızda evet. Bağlanabilirsiniz. Evet. Herkes oradan şey yapabilir. Güzel şeyler hocam bunlar. Orijinal kitaplarımız falan da hep İngilizce zaten. Belki orada hocam, fark ettiyseniz hocam peki de İngilizce tabii eğitim İngilizce. Doğru. Hocalar hep dersleri %100 İngilizce veriyorlar bildiğim kadarıyla. Hı hı. Şimdi bize bazı izleyicilerimiz bu İngilizce niye İngilizce diye kızanlar olabilir. Hı. Şimdi değerli izleyiciler teknik öğrenimde dünyayla uluslararası bilgi sahibi ve yarışma istiyorsanız yani bunun yolu herhalde İngilizceden geçiyor değil mi hocam? Başka yolu var mı? Ya ortak dil dünyada İngilizce oldu. Yani özellikle teknik alanda doğru diyorsunuz. Evet. Teknik alanda ortak dil İngilizce artık. Diğer alanlarda da yani sosyal bilim olsun veya insanların diyaloğu açısından da artık İngilizce ve teknik alandaki bütün araştırmalar hep İngilizce yayınlanıyor. Yani literatürü takip etmek istiyorsanız, dünyayı takip etmek istiyorsanız İngilizce bilmeniz lazım mutlaka. Evet. Bir izleyicimiz hemen mesaj atmış, evet. Gözüme çarptı. Torunum Hanife diyor, evet. Uçak mühendisliğinde okuyor, harikasın. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Sağ olsun, teşekkür ediyor, selam söylüyorum. Evet. Hocam şimdi ikinci bölümde projeleri konuşacağız. Evet. Sizin araştırma geliştirme merkezlerini konuşacağız. Ki en önemlisi işin bir boyutu o yani. Tabii. İzleyiciler evet. Açısından da. Oraya araya girmeden önce ben yazın burada yeni gelen öğrencilerin Paşa Fabrikası'na götürüldüğünü, evet. Caddelerde gezdirildiğini evet. Gördüm. Sonra ne dedim? Oryantasyon eğitimi dediler. Evet. Yani sırf Sivas'ta değil. Konya, Ankara, Adana, oralara gönderdim. Neyin nesiydi hocam? Bu oryantasyon daha önceden var mıydı? Biz de üniversite okuduk ama kimse bize oryantasyon yaptırmadı. Doğru. Kendimiz öğrendik her şeyi yani. Şimdi şöyle, öğrencilerimiz yaklaşık %80'i il dışından, yani Sivas dışından öğrenci. Evet. Sivas'ı bilmiyorlar. Evet. İkinci bir şey, hani şunu da söyleyeyim, başarılı öğrenciler demiştik ya, anketlerde hangi liselerden mezun olduğunu da sormuştuk. Yaklaşık %20'si de Fen Lisesi mezun öğrencilerimizin. Güzel. Böyle de bir şeyimiz var. Şimdi çoğu bu öğrenci ailelerinden yeni kopmuş Sivas'a gelmişler. Üniversite ortamını da bilmiyorlar. Şimdi üniversitenin işleyiş, mantık, üniversite nedir bunu tanıtmak gerekir. Bir haftalık bir oryantasyon programı düzenledik. Dersler başlamadan bir hafta önce öğrencileri Sivas'a davet ettik, çağırdık. İlk önce üniversitedeki birimleri tanıttık. Mesela öğrenci işleri daire başkanlığı nedir? Öğrenciyle ne alakası var? Öğrenci işleri daire başkanlığıyla öğrencinin ne gibi işleri olur? Bunu tanıtmak lazım. Evet. O işlerini anlasın. Veya sağlık, spor, kültür daire başkanlığı nedir? Ne iş yapar? Öğrenciyle ne alakası var? Veya bilgi işlerin daire başkanlığının öğrenciyle ne alakası vardır mesela? Bu tür kurumlar ve yabancı diller yüksek okulu. Ne iş yapar? Eğitim modeli nedir? Hazırlık eğitimi nasıl olacak? Bunlar tanıtıldı. Daha sonra 3 gün boyunca da Sivas'ı gezdirdik. Yani bunların çoğu il dışından gelmiş olduğu için işte bütün medreseleri gezdirdik, Hamidiye Kültür Parkı'na götürdük. Paşa Bahçe'ye de götürdük. En son şehir müzesini gezdirdik, etnografya müzesini gezdirdik, sanayi mektebini gezdirdik, yanındaki çarşıyı gezdirdik. Sonra Hatlıurfa'da geliyor bu çocuk. Bunlar değil mi? Evet. Gelen öğrenciler. Sonra da Paşa Fabrikası'na götürdük. Paşa Fabrikası'nda piknik yaptık çocuklara. Mangal yaptık. Sonra ses sistemi falan getirdik. Onlarla birlikte bir güzel dedik ki eğlenelim. Ondan sonra bu şekilde oynayanlar oldu. Top oynayanlar oldu. Yaklaşık akşam 10'a kadar falan galiba bu eğlence programı devam etti. Daha sonra da Ankara'ya götürdük bir grubu mesela. Bunlar Tayyip'teki Havelsan'dan fotoğraflar mesela. Hava Elektronik Sanayi. Havelsan'dan
Ne fotoğraflar. TÜBİTAK SAGE'ye götürdük. Bunlar yeni gelen öğrenciler yani değil evet, mi? Evet, evet. Yeni gelen öğrenciler. Başlarında tabii hocaları da var. Oo. Birer tane de araştırma mesela TÜBİTAK SAGE'deki fotoğraflar. Şimdi dedik ki bu çocuklara bakın biz sizleri buraya yetiştiriyoruz. Bu şirketlerimiz yerler burası. Bu şirketleri tanıyın. Evet. İş alım politikaları nedir onları tanıyın. Burada ne gibi şeyler üretiliyor onları görün. Mesela Tayyip'teki işte Hürjet platformunu gezdirdiler. Yani Hürjet'in şu anda imal eden ekip başında içerisinde kablonluyorlar, kanatlarını takıyorlar, şey yapıyorlar. Bizim öğrenciler başında onlar nasıl bir Hürjet yapılıyor onu gördüler. Atak helikopterinin üretim hattını gezdiler. Baştan itibaren Atak helikopteri nasıl üretilir onu gördüler gözleriyle. Hava sahasında bir simülasyon nasıl yapılıyor veya uçak pilotlarının yetiştirildiği büyük mesela Boeing 737'nin simülatörü var. Onu nasıl yapmışlar onları gösterdiler. TÜBİTAK savunma araştırma geliştirmede. Aselsan'da bunları gördüler. Tabii biz sadece savunma değil bir yönden tarıma da büyük bir geleceğim. Tabii. Tarım bilimlerindeki öğrencilerimizi de Adana'ya ve Konya'ya gönderdik. Tarımın evet, ülkedeki tabii önemli merkezleri en olarak. Köklü olan eğitim verilen yerler. Yerler ve oralardaki araştırma merkezleri. Konya'daki. Çukurova'da zaten önemli de. Konya'daki neydi hocam? Konya'da Konya Gıda Tarım Üniversitesi var. Ha öyle tamam. Torkun Üniversitesi'dir. Evet, vakıf evet, üniversitesidir. Evet, evet. Orayı ziyaret ettiler. Oradaki tabii Torkun'un tesislerini de gezdiriyorlar. Hı-hı. Ve oradaki çalışmaları incelediler. Onlar iki gün oraya gittiler. Tarım bilimlerindekiler Adana ve Konya'ya. Mühendislikteki olanları da Ankara'da iki gün boyunca bu programları yaptık. Yani videolar falan da paylaşmışlardı mesela. Çocuk evet, gönderiyorlardı. Çok hoş ya. Şey vardı. Ne diyelim işte çekmişler. Diyor ki araştırma görevlisi. Sayın Rektör Hocam size bir bitki koruma bölümünün bir mesajı var. İşte otobüsün içerisinde herkes Rektör Hocam çok yaşadı. Video çekmişler paylaşmışlar falan. WhatsApp grubumuz var ilk andan beri. Öğrencileri de kapsıyor. Öğrenciler dedik ki hemen listeler belli olur olmaz bir WhatsApp grubu oluşturalım, bilgilendirelim çocukları. Ne akıllarına takılıyorsa, Sivas'la alakalı, üniversiteyle alakalı, eğitimle alakalı, yurtlarla alakalı yönlendirmek amacı. WhatsApp grubunu oluşturduk. WhatsApp grubuna beni de ekleyin dedim. WhatsApp grubuna eklediler. Hatta öğrencilerden birisi demişti ya boş yapmayın arkadaşlar bakın grupta rektör var falan. Yani ama ben öyle ortamı şey gördüm. Vardı. Yani gerçekten değerli izleyiciler, çocuğu üniversiteye gidecek, gitme çağında olan aileler, gerçekten üniversite, yani böyle kolej, vakıf evet, üniversitesi, özel kolej gibi. Yani hocasıyla, ortamıyla, öğrencileriyle birlikte İyi, evet, gerçekten mutlu insanların ve başarılı insanların böyle pırıl pırıl ışıladığı bir yer. Ben bunu öyle boş olsun diye de söylemiyorum. Hoca burada diye tamam, diye söylemiyorum. Tamam. Başka yerde de söylüyorum. Ya Tayyip Bey. Bunu öğrencinizi İstanbul, evet, Ankara tamam evet, şey yaparım ama başarılı öğrencileriniz bir şehirde üniversite dediği zaman mutlaka bir düşünün derim. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni. Ankara'dan, İstanbul'dan gelen öğrencilerimiz var. Hocam onu bildiğim için diyorum işte. Var yani evet. Şimdi bir ara vereceğiz ama şimdi son bu bölümü de ikinci bölüme bırakmak istemiyorum. Aha. Yani Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde hocam kaç fakülte var? Evet. Hangi bölümler var? Evet. Öğrenci alan bölümler hangisi? Evet. Bunları şöylece bir toparlayıp ilk bölümü de böylece tamam, toparlamış olalım. Yasayla kurulmuş fakülteler. Üç tane temelde fakülte var. Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olmak üzere üç tane temelde fakülte var. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi içerisinde Uçak Mühendisliği bölümümüz var, Uzay Mühendisliği bölümümüz var. Mühendislik ve Doğa Bilimleri içerisinde Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği buradaki gösteriyor. Şu açık yeşil olan mühendisliği gösterir. Mavi olanlar havacılık ve uzayda yani uçak ve uzay var. Bir tane yüksek okulumuz var. Sivas Yüksek Okulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi. Yani bu havacılıkla alakalı bir yüksek okuldaki bölümümüz. Ve aynı zamanda insansız hava aracı teknolojisi ve operatörlüğü bölümü var. Biliyorsunuz artık insansız hava araçları evet, ve operatörlüğü çok önemli bir konu. Bu evet, alanda da bir bölüm açtık.
Bu ya, şu anda veren var mı bu eğitimi Türkiye'de? Sizden başka. Birkaç tane sanki veren var gibi. Çok önemli bir şey. Evet, tabii bu kadar önemli. İnsansız hava aracı yapılıyor. Türkiye bu işte çok lider. Önemli. Doğru. Bunu kim kullanacak? Kim kullanacak? Operatör, pilotu kim olacak? Mesela değerli izleyiciler önemli. Duyurulur. Evet. Çok gençler. Yabancı dilde yüksek okulumuz var. Hazırlık öğrencilerimizi eğitiyor. İşte o tur şey sarıya benzer, o portakal rengine benzer. O lisans üstü eğitim, savunma teknoloji, tarım bilimleri. Ha bir de şu var. Şunu söyleyeyim. İlk defa Ankara'nın doğusunda elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans doktor programı %100 İngilizce olarak biz başvurduk. İnşallah önümüzdeki yıla buna başlatıyoruz. Ankara'nın doğusunda bilgisayar mühendisliğinde ve elektrik, elektronik mühendisliğinde başka bir üniversite yok. Eğitim dili İngilizce olarak bu işi yapan. O da çok önemli. Hocam yüksek lisansta o zaman siz puan derecelerini de yukarı çıkartacaksınız. Bu şöyle de bir avantajı var. Eğitim dili İngilizce ama şu da var. Bunu da güzel aslında iyi hatırlattınız. Hazırlık da var. Yani eğer bir öğrenci Türkçe eğitim veren bir üniversiteden mezun olduktan sonra bize gelirse hazırlık tamam. okuyarak İngilizce öğrenip ondan sonra yüksek lisans doktorasına da devam edebilecek. Veya hazırlığı geçer. Geçerse direkt tabii, devam tabii, eder. Tabii, tabii. Ama malumunuz yani ülkede çok az sayıda böyle İngilizce eğitim veren üniversite var. Birçok mühendisimiz de biraz önce sizin bahsettiğiniz artık teknoloji dünyada teknoloji dili İngilizce yeteri seviyede İngilizce bilmiyorlar. Aslında bunlara bir fırsat açmış oluyoruz biz. Evet. Ücretsiz normal bir üniversitede okudun, mezun oldun, Türkçe eğitim yapan ama İngilizce için biz onlara fırsat kapı açmış oluyoruz. Ücretsiz yabancı dil öğrenme, hocam, İngilizce öğrenme şansı sağlıyoruz. Şu Bayraktar grubunun insansız hava aracıyla evet. dünyada bir, ciddi bir sansasyonel üretim yapmayı başarmış olması evet. ülkemiz adına teknolojinin ve bilimin aslında ne anlamlara gelebileceğini, bir ülkeyi nerelere götürebileceğini her anlamda bize aslında tam anlamıyla anlatmış oldu. Doğru, biz biliyorduk doğru. da bütün halkımız anlatmış oldu. Değerli izleyiciler işte o üniversitelerden birisi de Sivas'ta. Bizim şehrimizde ve şehir meclisinde de Sayın Rektör'le bunu konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam arasından sonra efendim. Biz izlemeye devam edin. Bildiklerinizi unutun. 7-8 kiloluk benzinli ağaç motorlarını bir kenara atın. Benzinli ağaç motoruna 7-8 bin lira vermeyin. İşte muhteşem bir ürün. Üstün Alman dizaynı Kaufman Pro şarjlı el testeresi. Hafif, pratik ama marifetleri boyundan büyük. İster bahçe bulaması yapın, ister dal kesin, ister inşaat ve marangozluk işlerinizde kullanın. Hatta koskoca ağaçları devirip kışlık odunlarınızı hazırlayın. Bakın, Hofmann Pro şarjlı el testeresi koskoca ağaçları deviriyor. Hofmann Pro şarjlı el testeremiz lazer kesim elmas zincire sahiptir. En sert dalları bile kolaylıkla keser. 2 adet 21 watt liyon bataryası sayesinde saatlerce kesim yapabilirsiniz. Bir bataryayla aralıksız 60 dakika kesim yapar. 2 bataryayla tam 120 dakika hiç ara vermeden kesim yapabilirsiniz. Hızlı şarj özelliği sayesinde
tek bataryası 20 dakikada şarj olur. Benzin derdi yok. Benzin bitti. Nereden alacağım derdi yok. Sırtımda testleri taşıyacağım derdi yok. Volkman Pro şarjlı el testeresi sadece 600 gram ağırlığındadır. Özel silikon sap tasarımı sayesinde elinizden kayma yapmaz. Zincir koruma ve çocuk kilidi sayesinde istenmeyen kazalar yaşanmaz. Üzerindeki led ışığı sayesinde gece karanlıkta bile kesim yapabilirsiniz. Volkman Pro şarjlı el testeremizin yanında sizlere zincir bileme E'sini, Alyan anahtarını ve zincir yağını da hediye olarak gönderiyoruz. Testlerimiz sizlere özel taşıma çantası ile birlikte gelmektedir. Sağlam taşıma çantası sayesinde istediğiniz yere kolaylıkla götürebilirsiniz. Kurulum ve kullanma kılavuzu sayesinde kimseden yardım almadan dakikalar içerisinde kurarak kullanabilirsiniz. İster budama yapın, ister dal kesin, ister koskoca ağaçları devirip kışlık odunlarınızı kesin. Bu testere size fazlasıyla yeter. Bu testereyle şov yapacaksınız. Hafif, pratik, sağlam, benzin derdi yok, yakıt derdi yok, şarj et kullan, üstelik iade garantili. Memnun kalmazsanız iade edebilirsiniz veya ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Şimdi kampanyaya dikkat. Volkman Pro şarjlı el testeresine 999 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik kargo da bedava. Yanında özel taşıma çantası, zincir bileme E'si, Alyan anahtarı ve zincir yağı da bizden sizlere hediye. Bu mükemmel testereye 999 liraya sahip olacaksınız. Üstelik kapıya teslim. Ödemelerinizi ister nakit, isterseniz kredi kartıyla yapabilirsiniz. Benzinli ağaç motoruna 7-8 bin lira vermeyin. İşte muhteşem bir ürün. Üstün Alman dizaynı Volkman Pro şarjlı el testeresi. Hafif, pratik ama marifetleri boyundan büyük. İster bahçe bulaması yapın, ister dal kesin, ister inşaat ve marangozluk işlerinizde kullanın. Hatta koskoca ağaçları devirip kışlık odunlarınızı hazırlayın. Bakın, Volkman Pro şarjlı el testeresi koskoca ağaçları deviriyor. Akpolat Erkek Öğrenci Yurdu ve Akpolat Kız Öğrenci Apartları. Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı Akpolat Öğrenci Yurt ve Apartında öğrenciler için yüksek konfor, hijyenik çalışma ortamı ve üstün güvenlik sağlanmaktadır. Yurdumuz ve apartımızda tek kişilik, çift kişilik, üç kişilik balkonlu ve suit odalarımız mevcuttur. Ücretsiz Wi-Fi, 24 saat sıcak su bulunmaktadır. Erkek öğrenci yurdumuzda sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin yanı sıra spor salonu, çalışma odası, çamaşır ve ütü odası mevcuttur. Anadolu Kurumsal Yemekçilik, 1994 yılından bugüne kadar Sivas'ın güvenilir gıda sertifikasyonuna sahip toplu yemek yapan bir firması olmaktan gurur duyuyoruz. Sağlığınıza, hijyene, kaliteye ve fiyata önem veriyoruz. Sivas'ta organize sanayi bölgesinde 1500 metrekare büyüklüğünde, bölgenin en büyük fabrikasında son sistem makinelerimizle el değmeden yemek üretimi yapıyoruz. Günlük 20 bin kişilik yemek kapasitesi ve alanında uzman personellerimizle sizler için A kalitede ürünler kullanarak özenle hazırladığımız yemekleri güvenle ve en uygun fiyatla kapınıza kadar getiriyoruz. Türkiye'de sayılı olan el değmeden özel vakum sistemiyle 3 güne kadar tazeliğini koruyan yemek paketleme sistemimizle sağlığınız güvenilir ellerde.
hijyen, mutfak ve taşıma, TSE standartlarına sahip sektörün öncü kuruluşuyuz. Anadolu Kurumsal Yemekçilik. Ulusal boya markası Laçin Boya. Adres: 1. Organize Sanayi Bölgesi 80. Yıl Bulvarı numara 98. Telefon: 0346 218 12 37. '91'den beri Sivas'ın değişmeyen kalitesi Kangros, geniş ürün yelpazesi ve herkese uygun ekonomik fiyat politikasıyla sizlere hizmet vermekten gurur duyuyor. İster toptan, ister perakende, fiyatsa fiyat, kalite ise kalite, hizmetse hizmet. Sizleri Toptancılar sitesindeki şubemize bekliyoruz. Kangros'a uğramadan karar vermeyin. Kangros Market, toptan fiyatına perakende alışveriş. Adres: Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi İmren Sokak numara 1 Taksim'e. Elektronik bir Sivas markasıdır. Tekrar merhaba değerli izleyiciler. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mehmet Kulla sohbetimize devam ediyoruz. Birinci bölüm gayet güzel bir sohbet havasında ve güzel çalışmaları, kampüs çalışmalarını, öğrencileri, öğrencilerin başarılarını, hocalarımızı bize anlattı hocamız. Çok mutlu olduk aslında birçok konu açısından.
Şimdi bu bölümde de üniversitenin yeni nesil üniversite olma anlamını ifade eden ARGE projeleri, ARGE merkezlerini ve ne tür projeler yaptıklarını, ne tür projeler üzerinde çalıştıklarını hocamıza soracağız. Şimdi ARGE merkezleriniz var hocam sizin. Evet. Yani tarımsal ARGE merkeziniz evet. var, ileri alaşımlar üretim merkeziniz var, evet. optik ince film tasarım ve kaplama merkeziniz var, seramik eklemeli imalat üretim merkeziniz var, evet. terahertz teknolojileri araştırma ve uygulama Hı-hı. merkeziniz var, Hı-hı. bu merkezlerin yaptıkları projeler var. Hı-hı. Şimdi nereden arzu ederseniz Hı-hı. oradan başlayın. Çünkü bunların bir kısmı organize sanayi bölgesinde evet. iş gemini içerisinde evet. Fiilen çalışan yerler. Evet. Bir kısmı şu anda yapım aşamasında. Evet. İsterseniz şeyden başlayabiliriz. Tarımsal ARGE merkezi nedir, nerededir, ne iş tamam. yapar? Buyurun hocam. Sağ olun, teşekkürler. Tarımsal ARGE merkezi havalanı kavşağında Kızılırmak tarafına doğru, Ankara yolunun Kızılırmak tarafına doğru olan bizim eski şeker fabrikası yerimiz yer hocam. Yer. Evet. Evet. 250 evet. dönüm bir arazi galiba. Evet, 250 dekarlık bir arazi yaklaşık. Şimdi malumunuz Tercettin Bey, Sivas bir tarım şehri aynı zamanda. Esas evet. bir tarım şehri burası. Dolayısıyla bu tarım şehrinde de tarımsal ARGE çalışmaların yapılması lazım. Yani çiftçiye uygun çeşitlerin sunulması, katma değerli ürünlerin yetiştirilmesi, Sivas şartlarına uygun soğuğa, kuraklığa karşı dayanıklı vejetasyon yani olgunlaşma süresinin kısa olduğu ürünlerin geliştirilmesi lazım. Şimdi biz 2020 yılında yine 2019-2020 yılı başı diyebiliriz. Tarım Bilimleri Teknoloji Fakültesi dekanımız Tolga Hocam'la birlikte dedik ya Sivas'ın durumu bu. Ne yapalım? Böyle bir tarımsal ARGE merkezine ihtiyaç var. Bu hizmetleri verebilecek. Tolga Hocam bir sunum hazırladı. Yani Sivas'ta tarımsal ARGE merkezinin gerekliliğine dair bir sunum hazırladı. Bunu Sayın Valimiz o zaman Salih Ayhan Bey'e birlikte beraber gittik sunduk. Dedik ki Sayın Valim, malum haliniz Sivas bir tarım şehri aynı zamanda. Fakat Sivas'ta bir tarımsal ARGE merkezi, tarımsal ARGE'nin yapıldığı bir araştırma merkezi de yok. Bu kadar büyük tarım arazisine sahip, Türkiye'nin ikinci büyük yüz ölçümüne sahip ilde böyle bir tarımsal araştırma merkezi, ARGE merkezi yok maalesef. Bununla alakalı çalışmamız lazım. Neler yapacağımızı anlattık. İşte dedik ki çeşitler geliştireceğiz. Islah çalışmalarını burada gerçekleştireceğiz. Sivas şartlarına uygun çeşitlerin geliştirilmesi veya bitki kliniğinin kurulması, toprak analizlerinin yapılması gibi 7-8 madde başlık altında saydık bunları, projemizi sunduk. O zaman Sayın Valimiz Salih Bey dedi ki, peki nerede yapacaksınız? Yani arazi olarak nereyi şey yapıyorsunuz, düşünüyorsunuz bununla? Biz de dedik, şurada şöyle yaklaşık 250 dekarlık, o zaman Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda olan Ankara'da bir arazi var. Burayı düşünüyor Sayın Valim. Eğer siz de uygun görürseniz buraya talibiz. Dedi ya verirler mi acaba özelleştirme iradesi falan. Siz de uygun görürseniz biz şey yapalım, girişimleri başlatalım. O vakit Sayın Habib Soluk Bakanımız, vekilimizle birlikte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na gittik. Projemizi sunduk. Dedik ki Sayın Başkanım, Özelleştirme İdaresi Başkanı'na, burada böyle bir arazi var. Sizin kontrolünüzde şu anda buranın sahibi olarak siz gözüküyorsunuz. Biz burada tarımsal ARGE merkezi kurmak istiyoruz. Sivas için, ülkemiz için yeni çeşitlerin geliştirilmesi, kuraklığa dayanıklı biliyorsunuz. Bölgenin şartlarına uygun. Uygun. Çeşitli tarımsal yüksek ARGE verimli. Yüksek verimli ürünlerin geliştirileceği bir, bunların denemelerinin yapılabileceği tarımsal ARGE merkezi olarak burayı kullanmak istiyoruz. Epeyce anlattık. Habib Bey de vardı, sayın vekilimiz. Onunla birlikte anlattık. En sonunda aşağıya da indik. Habib Bey ayrıldı o arada, aracından gitti. En sonunda tam ayrılırken de ben de Özelleştirme Dairesi Başkanı'na şunu söyledim, Tercettin Bey. Dedim ki, Sayın Başkanım,
buradaki bu yaklaşık 250 dekarlık tarımsal arazi için birinci sınıf tarım arazisi orasını biliyorsunuz. Evet. Yani Kızılman kenarında. Alivyon arazisi. Saban arazisi. Birinci sınıf tarım arazisi. Siz burayı başka bir proje ile değerlendirmeyi düşünüyorsanız bir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Yani bizim sunduğumuz bu projeden daha iyi değerlendirilebilecek başka bir çalışma yapacaksanız bir şey demiyorum. Tamam. Eğer yoksa böyle bir çalışmanız, böyle bir şeyiniz yoksa da bize burayı tahsisini gerçekleştirin. Biz bu çalışmaları yapalım. Tamam dedi. Yani dedim ki yani böyle öyle söylüyorum. Yani bir yerde de bakanlıklarda da çok bulunduğum strateji bir şirketler, yani biraz önceki saydığımız savunma şirketleri olsun, bakanlıklarda da dışarıdan çok iyi bütçeler aldık biz. Yani merkezi bütçe haricinde çok iyi bütçeler kazandık ve çeşitli kazanımları da sağladık. Yaklaşımım şudur. Bizim projemizden daha iyi bir proje varsa hiçbir şey demiyorum ben. Baş tacı buyurun onu yapın. Ama bizim projemizden daha iyisi yoksa bu fırsatı bize tanıyın. Ülke için, Sivas için, üniversite için bu gerekli. Ve böylece çok iyi bütçeler aldık biz. Merkezi bütçe haricinde çok iyi bütçeler aldık. Sayın Başkan'a da o zaman bunu bu şekilde anlattık. Sonra Türkiye Şeker, Türk Şeker AŞ Genel Müdürü vardı. O da Mücahit Bey'di. Onunla da gittim görüştüm. Çünkü onlar birlikte çalışıyorlardı. Ona da anlattık. O da yaracı oldu. Bu 240 dekarlık bir yer bizim üniversitemize böylece bir protokol çerçevesinde tahsisi gerçekleştirilmiş oldu. Orada neler yapıyoruz şimdi? Mesela biraz önce videolarda gösterdiler. Burada da var mesela. Sivas için uygun şartlarda verimi çok yüksek çilek ekim mesela. Deneme alanları gerçekleştiriliyor. Hem burada deneme yapıyorsunuz hem evet. De bunların genetik çalışmaları da yapılıyor. Tabii. Laboratuvarda bunlar genetik çalışmalarını da yapıyor. Sivas'ın iklim şartlarına uygun, en uygun çilek nasıl yetişir? Burada. Hem bir laboratuvarda çalışılıyor. Hem de çalışılıyor. Açık arazide de çalışılıyor. Süper. O hepsi yapılıyor. Mesela geçen yıl bir soya ekmişti arkadaşlarımız. Evet. Biliyorsunuz soya temel ithal kalemlerimizden birisi. Yani yem sanayinde kullanılıyor, yağ kullanılıyor. Ülkemizde de çok kısıtlı ölçüde üretimi var bunun. Evet. Sivas şartlarında acaba soya olabilir mi? Tarım bilimlerindeki arkadaşlar bayağı bir çeşit tohum getirdiler. Yurt dışından temin ettiler bunları mesela. %2-3 diyelim Sivas şartlarında geçen yıl olgunluk verdi. Oldu. Yani tanelerini falan bağladı. Ama geri kalanı soğuk vurdu, olmadı. Evet. Şimdi onlardan elde ettiğimiz tohumlarla, geçen daha önceki yıl elde ettiğimiz tohumlarla bu yıl mesela yine deneme gerçekleştirildi. Bu yıl %98'i ürün verdi. İlginç. Şimdi demek ki bunlar yapıldığında, bu tarımsal ARGE çalışmaları yapıldığında Sivas şartlarına uygun çeşitlerin soya yetiştirilebileceğini ispatlamış olduk biz böylece Sivas'ta. Çok önemli bir şey. Tabii. Yani mesela Hakan Bey var. Buradaki yem fabrikasının başında biliyorsunuz belediye valilik birlikte kurdu. Diyor ki hocam lütfen diyor yetiştirin diyor. Yani bizim en önemli girdilerimizden birisi mesela soya küspesi diyor. Ve bizim Sivas bölgesi de pek bilinmiyor galiba. Bilinmiyor bu tür şeyler. Ekilmiyor. Uymuyor. Bilmiyor da. Ama şimdi bunun olabilirliği ortaya çıktı. Çıktı. Hatta ben bu yıl daha çok ekelim dedik. Önümüzdeki yıla mesela çok miktarda ekelim. Tohumların biraz daha çoğaltılması gerekiyor. Önümüzdeki yıl bu Sivas şartlarına uygun tespit edilen, üretilen tohumlar büyük miktarda elde edildikten sonra artık bunları çiftçiye arz etmeye başlayacağız. Evet. Yani Sivas şartlarına uygun soya yetiştirilmesi için erkenci dediğimiz çeşitler tespit edilmiş oldu. Bunlar artık çiftçimizin hizmetine sunulacak. Mesela belki 1500 tane farklı buğday tohumu denendi bu yıl. Biraz önceki videolarda falan gördüm. Mesela bu bizim küçük ekme şeylerimiz, tohum ekme araçlarımız. Buralarda mesela bazı özel şirket tohumculuk şirketlerini Çukurova bölgesinde faaliyet gösteriyor mesela. Onların geliştirdikleri tohumlar vardı, onları ektik mesela. Çok yüksek verimli olanları tespit ettik bu yıl. Biz diyeceğiz ki mesela önümüzdeki yıl veya bu yılda şunu diyoruz. Bakın bu tohumları kullanırsanız veriminiz şu. Diğer klasik mevcut tohumlarına bunların arasındaki farklar da tespit edildi mesela. Daha yüksek verimli elde edilebilecek tohumlar.
Hocam şimdi Sivas bölgesinin iklim yapısı ve su alma durumuna göre, yağış durumuna göre işte bizim üst bölgelerde 200-250 kilo dekarda buğday verimi var. Doğru. Şimdi bu 500'e çıktığı zaman ben oradaki aynı iklim şartlarında, aynı yağışta, yani bu kırsalda yaşayan, çiftçilikle uğraşan, tarımla uğraşan insanların zenginliğinin ne olabileceğini hayal bile edemiyorum. Onun için bunlar çok kıymetli çok çalışmalar, çok değerli çalışmalar. Dediğiniz gibi hele Türkiye'nin ikinci en büyük yüz ölçümüne sahip bir şehirde. Bir şehirinde. Böyle tarımsal araştırmaların yapılması gerekmez mi? Müthiş hocam, müthiş. Burada diğer önemli bir çalışma da mesela Türk Şeker AŞ'nin genel müdürünün o zaman bizden talebi şu olmuştu. Dedi ki pancar tohumu yetiştirmenizi, pancar tohumu üretmenizi istiyoruz. Ülkemiz pancar tohumunda, şeker pancar tohumunda dışa bağımlıyız. Dışa bağımlıyız. Evet. Lisanslı böyle kendi çeşidimiz falan yok. Yurt dışı. Yurt dışından geliyor. Yurt dışından geliyor. Yani pancar, şeker pancar tohumları yurt dışından geliyor. Biz de zaten bunun için istedik dedik. Ve çok farklı, yani belki 100'den fazla pancar tohumu yurt dışından yine temin edildi. Bu yıl ekildi onlar. Çeşitli parsellerin içerisinde ekildi. Onlar 2 yıllık oluyor biliyorsunuz. İlk yıl büyüyor, 2. yıl tohuma kalkıyor. Evet. Mesela tohum veriyorlar. Önümüzdeki yılda mesela bu şeker pancarlarının içerisinden en verimlileri hangisi? Şeker oranı en yüksek, ağırlık olarak en yüksek hangileri mesela tespit edilecek? Ve aynı zamanda melezleme sistemiyle de yeni çeşitler üretilmiş olacak, yeni tohumlar. Bunlar da bizim ülkemize has, Sivas bölgesine has, mesela yeni çeşit tohumlar meydana getirilmiş olacak. Bunlar çoğaltıldıktan sonra da çiftçiye arz edilebilecek şekle gelecek. Mesela bu tohumu Almanya. Temelde bu işin şeyi orijini daha çok Almanya'dan geliyor. Almanlar ama kendi iklimlerine uygun bir tohum geliştirmişler. Almanya ile Sivas'ın iklim şartları aynı değil mi? Yağ şartları, toprak şartları, nemi, soğuğu falan hepsi çok farklı. Adamlar kendi toprakları ve iklimi için en uygun, en verimlisini tespit etmiş. Ama bu bizim Sivas için veya Türkiye'nin geneli için uygun mu? Daha iyisi olabilir mi? Bilmiyoruz. Şimdi bu bizim yaptığımız çalışmalarla belki o Almanlardan temin edilen tohumdan şeker oranı daha yüksek bir pancar ve kilogram olarak da daha fazla ağırlığa sahip verebilecek tohumlar gerçekleşti. Belki daha az su ihtiyacı olan. Daha az suyu. Hastalıklara karşı mesela bunların hepsini de tespit ediyorlar. Hastalığa karşı dirençlerini tespit ediyorlar. Kuraklığa karşı dirençlerini tespit ediyorlar. Hocam bunlar bu mevzu geniş. Ben biliyorum. Doğru. Çok önemli. Değerli izleyiciler burada bu çalışmalar dünyanın her yerinde yapılabilir. Bunun özelliği şu. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sivas bölgesine has yapıyor bu çalışmayı. Evet. Yani mesele burada. Ben inanın pancar tohumunun yurt dışından geldiğini bilmiyordum. Maalesef. Yani düşünebiliyor musunuz? Sivas'ta bu bölgeye özgü pancar tohumu geliştirilip üretilmesinin neler yaratabileceğini, yani müthiş şeyler yaratabileceği kesin. Fakat bu konunun çok geniş çalışmalar yapıldı. Konuyla ilgili geniş çalışmalar yaptığınızı da biliyorum. Evet. Ancak bu ayrı bir program konusu aslında. Bu konuyla alakalı bir eğitim kısmını şey yapmıştık ya, bunu unuttuğum noktalardan birisini bu arada ekleyeyim. Hani biraz önce savunmadan bahsetmiştik, şirketlerden bahsettik falan. Tarımda da sıra dışı bir eğitim gerçekleştiriyoruz biz. Bu 250 dekarlık, yaklaşık 250 dekarlık yerde her öğrenciye 1000 metrekare yer veriyoruz birinci sınıftan sonra. Bir ders alıyorlar. Dersleri mesela nedir? Mısır. Diyor ki hocası sen bu 1000 metrekarelik yerde mısır yetiştireceksin. Burası senin. Burası senin arazin. Evet. Tamam mı? Ekeceksin, sulayacaksın, çapalayacaksın, gübresine bakacaksın, tamam mı? Hasat edeceksin. Eğer hasat edersen Dersi geçtin. Ne güzel bir iş. Dersi geçmezse, yani eğer bakmaz da ilgilenmezsen, hasadı yapmazsan dersten kaldın bir daha ilgileneceksin. Üstünden çıkanlar da senin dediğiniz zaman o yarısı senin diyoruz ona da. Diyoruz ki hasadı yaptık, sattık bunu, elde edilen gelirin de yarısı öğrencinin. Uygulamalı, uygulamalı sahada eğitim. Şimdi bunu ama burada da bırakmıyoruz. Bu da çok sıra dışı bir şeydi. Bu tarımsal Ar-Ge merkezlerinde elde ettiği tecrübeyle bu gençlerin kendi işlerini kurması için de bir olanak hazırladık. Şöyle bir şey yaptık. Malum haliniz birçok kamu arazisi var.
Çoğu da böyle değerlendirilmiyor. Orada burada çok da diyelim ekilmiyor belki de. İl Milli Emlak Müdürlüğü'nden bir protokol imzaladık, anlaşma yaptık. Dedik ki Sivas'taki şu 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 yerlerdeki şu kadar kamu arazisini bizim öğrencilerimize uzun yıllığına düşük ücretle kiralanmasını talep ediyoruz. Dördüncü sınıfa geldiğinde tarım bilimlerindeki öğrencimize diyeceğiz ki 30 dönüm yer sana bak şuradan. Daha verin olmadan. Burada 3 yıl boyunca da bir tecrübe kazandı ya. Evet. Yine akademisyenlerin kontrolünde bu arazide kendin yetiştireceksin. Artık uzun yılına orası kiralamış olacak ama biz akademik olarak yine destekliyoruz onu. Kendi arazinin olmuş olacak burası. Ona da iş garantisi sağlanmış oluyorsunuz. Hocam bu ne güzel işmiş. Biz yeniden öğrencilere başlasak yeridir yani. Yani okul bitiyor. Okul bitiyor. Arazisi var. Ki arazi ben emlak, milli emlakla hazine arazisine protokol yaptım. Evet. Bir tane öğrenci eğer isterse al yavrum sana 30 dekar yer. Yer. Ben de arkandayım. Aynen. Bilgi, birikim neyse. Evet. Burayı ek biç, sana iş. Sana iş. Daha ne olacak Şam'da? Yani neden bitmiyor? Valla süper hocam. Bunu siz var mıydı örnekleri bir yerde? Yok, hiçbir yerde yok. Evet. Bunu yapan tek üniversite biziz. Süper. Yani böyle bir şey. Hatta şunu da söyleyeyim. Bu 200 yaklaşık 250 dekarlık tarımsal arge merkezimiz var. Bize de dışarıdan gelen hocalar, başka üniversiteden gelen hocalar mesela bu fırsatların o üniversitede de olmadığını, kendilerinin arge çalışması yapmak istediklerinde bir tarımsal arazinin olmadığını söyledi. Evet. Yani aslında biz şunu da yapıyoruz. Her akademisyene hem tarım bilimlerinde hem mühendislikte hiçbir üniversitede olmayan imkanları sunuyoruz. Mesela bilimsel araştırmalar proje fonundan biz 150 bin lira veriyoruz her öğretim üyesine. Gelir gelmez yap projeni al. Adım atacak alanını aç. Kendi laboratuvarını kur. Çalışmaya başla. Para yok, imkan yok filan öyle bir şey yok yani. Yok. Yeter ki projeni uygula. Uygula. Çalışmak işte. Yeter ki var. Bir şey ekleyeyim burada. Geçenlerde Bingöl'deydik. 17 rektör, Sayın Gök Başkanı. Bingöl'deydik. 17 rektör beraberdik. BAP projelerini sordu Sayın Gök Başkanımız. Dedi ki hocam BAP proje yıllık BAP bütçeniz ne kadar? 300 bin lira, 300 bin lira. BAP'ı bir açıklar mısın? Bilimsel araştırmalar projeler fonu. Evet. Yani BAP diye kısaltması bu. BAP fonlarınız ne? Yani bir yılda akademisyenlerinize kaç para dağıtıyorsunuz proje yapması? Bilimsel araştırma çalışmaları için. İçin kaç lira veriyorsunuz kendi bütçelerinizde? 80'a geldi hocam burada. Evet. Söylediler 300, 300, 300, 400. Şimdi bakın biz kaç vermişiz? 10 milyon. Evet. Şimdi bakın 10,5 milyon BAP bütçemiz var bizim. Biz 2,5, 3 yıllık bir üniversiteyiz daha. Evet. Şimdi ben her öğretim üyesine 150'den mesela 150, 300 veriyorum değil mi? İki tane öğretim üyesine gelir gelmez 300'ü veriyorum. 15-20 bin öğrencisi olan 15-20 yıllık üniversitenin toplam bütçesi 300 bin lira. Allah Allah. Hocam biz iki tane hocaya verdiğimiz para bu. Hocam maşallah diyelim. Yani şu mesela altta 42 yazıyor. Bunlar da merkezi bütçenin yani bu bilimsel araştırmalar projeler fonuna devletin verdiği paranın haricinde dışarıdan TÜBİTAK'tan, TUSAŞ'tan, Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan ve diğer kuruluşlardan aldığımız fonlar 42 milyon 300 bin lira. 2,5 yıllık çalışmaların eseri bunlar. Yani şunu diyelim, şunu söylemek istiyorum burada. Yani hiçbir üniversiteyle kıyaslanamayacak kadar da akademisyenlerimize fon bulduk biz. Hocam para bulduk. Bunları gören akademisyen, çalışmak isteyen tabii ki size gelmek ister. En iyileri hocam biz burada bilimsel araştırma yapalım imkan veriyorsunuz diye. Tabii. Yani gerek öğrenciye gerek öğretim görevlilerine çalışmak isteyen, araştırmak isteyene muhteşem imkanlar bunlar yani. Diğer üniversitelerde 5 bin lira veriyorlar proje başına. Biz 150 bin lira veriyoruz. Allah Allah. Bunlar bir şey yapmıyor o zaman. Ne yapabilir ki 5 bin lirayla da zaten? Şimdi ne yapacak hocam? Ama bakın ben strateji bütçe başkanlığına gittim şunu dedim. Rektör olup atandıktan sonra ek bütçe istemeye gittiğimizde şunu söyledim. Dedim ki bakın genel müdürle konuşurken ben dedim makam aracı istemiyorum, lojman istemiyorum veya şahsıma ait hiçbir şey istemiyorum. Tek ricam var sizden
bilimsel araştırmalar, projeler fonuna ciddi bir ödenek istiyorum. İlk daha 2019 Mayıs ayı, Nisan Mayıs ayları. Dediler ki ya hocam bir tek sen varsın akademisyen olarak. Ne yapacağım bu parayı yani? Hmm. Dedim ki ben akademisyenler alınacak. Bunlar çıktı koyması lazım. Benim sürdürülebilir üniversite olmam için proje yapması lazım. Bu sizin verdiğiniz para aslında çok bir şey olmayacak biliyorum. Siz tulumbaya suyu koyacaksınız. Ben o tulumbadan sonra suyu çıkaracağım. İşte 10 milyona 42,5 milyon bu. Yani ben sizin bütçeyi de şöyle bir baktım da hocam. 2019'da sıfır. Sıfır. Evet. Sıfır olmasına rağmen 7 milyon 700 bin ödenek bulmuşsunuz. Ek ödenek çıkarttık evet. 2020 yılında 20 milyon. Evet. Fakat bir 9 milyon da ek ödenek yarısı bulmuşsunuz. Yarısı kadar yine bir ek ödenek 29 çıkarttık. Milyona çıkarmışsınız. Evet. 2021 yılında bütçeniz 43 milyon. Evet. 20 milyon da ek ödenek bulmuşsunuz. Olmuş evet. 63 milyon. Evet. Bu sene ilginç. 2022. Evet. 63 milyon bütçeniz var. Evet. Bir o kadar da ek ödenek olmuş evet. 122 milyon. Yani şimdi bu yılki bütçeniz de 151 milyon. Evet. Herhalde bu gidişte 150 milyon da ek ödenek bulursunuz. Bu projelerden dolayı. Doğru. Yani bu tabii bu tür araştırma geliştirmelere, projelerine bu ödeneklerin ve paraların harcanması boşa gitmiyor. Neticede işte demin anlattığınız neye gidiyor? İşte dekarda 250 kilo hı. buğday alacağını 500 kilo almasına gidiyor. 500 çok az. 800 bir tona çıkar. Tabii o çok büyük rakamlar onlar. Evet. İşte pancar tohumu elde etmeye gidiyor. Soya hiç Türkiye'de bu bölgede üretim olmayan soyanın üretimine evet. gidiyor. Çilek üretimine gidiyor. Çilek üretimine gidiyor. Belki daha projede çok şeyler de vardır. Evet. Tabii sadece biz tarım şeyini konuşuyoruz ama evet. araştırma geliştirme merkezini evet. Bir de sizin benim gördüğüm bir ileri alaşımlar merkezi var. Üretim evet. merkezi. Evet. Yani organize sanayide iş geminin içerisinde bir fabrikamız. Fabrika evet. gibi bir yer. Evet. evet. Orada evet. bir proses kurmuşsunuz. Hı hı. İşte bir yerden normal bir elementi veriyorsunuz. Öbür taraftan hı hı. bir prosesle teknolojiyle toz, kobalt işte evet. o neyse krom, koyduğunuz element falan, evet. bir alaşım çıkıyor. Doğru. Toz bir şey çıkıyor. Evet. Hocam bu neyi dedim? Yani tabii neticeyi görünce anlaşılıyor. Onun da ürünlerini orada gösterdiniz. Evet. Medikale mi gitmiyor? Havacılık, i̇şte savunma sanayi mi olsun? Eklem mi olmuyor? Diş mi olmuyor? Havacılık evet. sanayinde mi kullanılmıyor? Evet. Yani bunlar müthiş şeyler. Onu da arkadaşlar şimdi ekranda verirler. Evet. Oranın görüntülerini. İleri alaşımlar. Bir de mesleğiniz de yani siz. Doğru. Metal, yani sanki böyle var. Orada bir müthiş bir şeyler olacak gibi geliyor bana. Doğru. Oldu teknolojik da. Gelişmeler. Bunların haricinde çok önemli şeyler bekliyoruz orada. Doğru, inşallah. Şimdi burada videosunu da gördük. Bu proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan desteklenmiştir. Yani hakem süreçlerinden ve bakanlık uzmanlarının değerlendirme sürecinden geçmiş projedir. Mesela burada arkadaşımız bir kalça protezini tasarımını gösteriyor. Tasarımını yapıyor. Sonra bunların üretimini geçiyor. Elinde de salkım dediğimiz mesela kalça protezinin 4 parçasından oluşmuş şey. Sol taraftaki vakum indüksiyon ergitme fırını. Endüstriyeldir yani. Laboratuvarlıydır bu. Sağ taraftaki de gaz otomizasyon kulesidir. Burada savunma sanayinin ve mesela burada yükleme yapıyor, şarj yapıyor. Savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu özel alaşımlar veya medikal sektörün ihtiyaç duyduğu özel alaşımlar geliştiriliyor. Aynı zamanda hassas dökümle vücut çip protezlerin veya savunma sanayindeki bazı uçak motor parçası olabilir bu veya diğer savunma sektöründeki ihtiyaçları mesela burada çıkarıyor. Bu seramik kalıp yerleştiriyor. Ergitme işlemi gerçekleştiriliyor. Döküm yapılıyor. Seramik kalıbın içerisinden ürünü çıkarıyor. Bakın bunlar ilk yerli milli tasarımlardır. Evet evet hocam. Ve bunlar akademisyenlerimizin katkısıyla bir firmaya ihale edilerek onlara nasıl yapılacağı falan bahsedilerek mesela bunlar gerçekleştirildi. Şu anda da mesela o bahsettiğiniz gaz otomizasyon kulesi 6,5-7 metre yüksekliğinde sağ taraftaki görüntüde de bir sıvı metalin zerreciklere dönüştürülerek o kule içerisinde toz formuna dönüşmesini gösteriyor. Neden önemli bunlar? Son yıllarda gerçekleşen yeni bir teknoloji var, imalat teknolojisi. Bakın İstanbul boyutlarının. Burası bayağı bir fabrikadır. Evet evet ben gördüm. Dün,
Türkiye'de böyle bir tesis hiçbir üniversitede yoktur. Bu da biraz önce bahsetmeye çalıştığım eklemeli imalat. Bakın buralarda üretilmiş parçalardan veya bir şeyi gösteriyor. Bu 3 boyutlu metal yazıcı. 3 boyutlu metal yazıcının ham maddesi toz metaldir. Bu 3 boyutlu mesela bunlar ürettiklerimiz diş üyesi dediğimiz diş hekimleri. Yani bunlar hastaların ağzına takılan metal kısımlar. Üzerleri seramikle kaplanıyor. Ham maddeleri nedir dediğimizde bunların ham maddesi, bunların hepsinin ham maddesi toz metal. Biz bu tesisi planlarken, bakanlığa sunarken şöyle yaptık. Dedik ki, alaşıma ihtiyaç var savunma ve medikal sektör için. Aynı zamanda toz metale ihtiyaç var. Eklemeli imalat Türkiye'ye de girdi. 3 boyutlu metal eklemeli imalat yazıcılar girdi. Ama bunların ham maddesi olan toz metal yok. Buraya da ihtiyaç var. Hem alaşımı geliştirelim, hem bunları toz haline getirelim, hem de bu metal yazıcıda bunları test edelim. Boş zamanlarda da mesela bu diş üyesi gibi ürünleri üretelim, medikal sektörde veya dişçilere hizmet verebilelim şeklinde. Hocam yani bu toz metal dışarıdan mı alınıyordu daha? Evet, yurt dışından. İlk defa yerli ve milli olarak bu projeye başlayalım. Savunma sanayi, medikal sanayi ihtiyacı olan toz metal alaşımlar işte bu tesis üretiliyor. Evet, doğru 2020, mu hocam? Evet, burada üretiyoruz. Şimdi 2020 yılında başladığımızda hiç böyle bir şey yoktu. Bu proje 2020 yılında sundu. Ben de çok emek verdim bu projeye. Alanım olduğu için çok da ben de katkıda bulundum. Yazdım yani. Projenin yarısında gece 2-3'lere kadar ben yazdım. Bu şekilde. Bakanlıktan bu destek kararı çıktıktan sonra da burayı işletmeye aldık. Şu anda nereden baksak burası en az 30 milyon liralık bir yatırımdır. 30 evet. milyon liralık bir yatırımdır. Bunu organize sanayide yaptık ki Sivaslı iş insanlarının, sanayicilerin gözünün önünde olsun. Bakın böyle bir yüksek teknoloji dünyada var. Türkiye'ye de giriş yaptı. Ama Türkiye'de mesela o alaşımların üretimi ve onların toz metal formunu elde eden bir şey yok. Hocam, tozun kilosu 400 euro. Evet. 1 kilogramı yani tozun alaşım şu metal. Fincan kadar, evet, şu fincan evet. hacmindeki toz metal 400 euro. Ama o hale gelmeden önce bu 100 4 kat, euro. 100 kat artıyor. Evet. Evet şey zaten mesele bu değil mi hocam? Öyle. Katma değerli. Yani dünya bunun üzerine çok büyük yatırım yapıyor. Özür dilerim hocam. Şimdi bu F-35'lerin hani radardan korunacak evet. yüzeylerine özel alaşımlar, metaller, hı-hı. titanyumdan filan bahsediliyor. Evet. Bir mantık yürüterek hı-hı. soruyorum. Hı-hı. Muhtemelen yine bu teknolojiyle, hı-hı. bu bilimsel çalışmalarla o alaşım hı-hı. tozdan o hale getiriliyor. Hı-hı. Ve işte radardan korunan veyahut da hı-hı. özel kaplamalar yapılıyor. Evet. Doğru mu hocam? Doğru. Yani bu toldan ziyade mesela biz yine o konularda da çalışıyoruz. Bir hoca arkadaşımız var, Fatih Hoca Profesör. Bizim hızlı katılaşma laboratuvarımız var. Orada melt spinning denen bir yöntem var. Onunla elde ediliyor. Bir şerit formunda adeta ince böyle folyo gibi şerit formunda ona ufalanıyor. Sonra boyaya karıştırıyor ve o şeritler uçakların kanatlarına şey yapılıyor. Biz onları TAİ'ye gönderdik, TUSAŞ TAİ'ye gönderdik. Dedik ki bunların radar sinyallerini absorbe etme özelliği, yani yansıtmama. Evet. Gelen radarı absorbe edip emme. Kapasitelerine çok iyi çıktı mesela. Hakikaten çok iyi çıktı. Ondan sonra TAİ ile bize iletişime geçtiler. Şunu da söyleyeyim Taceddin Bey. Burada elde ettiğimiz tozların elektron mikroskopu fotoğrafları var. Ben bunu TAİ'nin genel müdürü Mahmut Akşit Hoca'ya gönderdim. TUSAŞ TAİ'nin genel müdürü yani CEO'ları Temel Kotil Hoca'ya gönderdim. Yarım saat sonra beni aradılar. Yarım saat sonra. Dediler ki, yani kendileri değil. Vermişler, talimatlandırmışlar, hocayla temasa geçin. Dediler ki biz, ben TAİ'den arıyorum, Sayın Hocam. Temel Hoca bana bu verileri gönderdi. Sizin üretmiş olduğunuz ürünleri gösterdi. Nasıl yaptınız, nasıl yapıyorsunuz siz bunu dedi. Tamam mı? Nasıl bir altyapınız var dediler. TEİ ile zaten bir projeyi sunduk. TEİ ile kobalt krom molibden alaşımlarından uçak motoru parçalarının bazıları için alaşım geliştireceğiz. Onları toz haline getireceğiz. 3 boyutlu metal yazıcıda imal edeceğiz. Onu da TEİ Eskişehir'deki tesisinde uçak motoru testlerine tabi tutacak. Süper. Bu proje sunuldu. Bu proje hem TEİ var içerisinde,
hem Ermaksan var, hem üniversitemiz var. Üçlü bir konsorsiyumla oluşturuldu bu proje. TÜBİTAK Sayan projesidir. Bu Sayan projeleri bir konsorsiyumdur. Orada 30'a yakın özel şirket var, 15'e yakın üniversite var. Bu üniversitelerden birisi olarak da biz de bu projelerin içerisine girdik. Toplamda da yaklaşık 100 milyonluk bir proje. Diğer projelerden birlikte. Hocam, bu birisi mesela. İşaret ediyorlar, vaktimiz evet, daha kalmıyor. Başka bizden sonra bir yayın varmış. Evet. Şimdi bu ileri alaşımlar merkezi. Evet. Seramik eklemeli üretimler, imalat üretim merkeziniz var. Evet. Optik ince film tasarım. Evet, kaplama. Yani hassas optik. Evet. Yani lens diyelim. İşte ne diyelim? Onun termal kameralar. Görüşü sağlayacak bir araştırma merkezi kuruyorsunuz, laboratuvarı. Evet. Evet. Bunlardan kısa kısa biraz bahsedip en son bu bir gübre fabrikası var. Ona evet, bir girerseniz 5-10 dakikada bitirmemiz lazım. Tamam. Buyurun hocam. Tamam oldu. Bir şunu ekleyeyim. Şimdi biz üniversite olarak Yeni Nesil Devlet Üniversitesi demiştik ya. Evet. Akademik bilginin ticarileşmesi demiştik. Evet. Onu gösteriyoruz buralarda. Aynen öyle hocam. Buralarda diyoruz ki bakın üniversiteler devamlı devlete sırtını dayamamalı, kendi gelirlerini oluşturacak tesisleri kurmalı. Bunlar, bu tesisler aynı zamanda bize yeni projeler için altyapı oluşturmak için gelir sağlayacak projeler. Yani bunlardan 100 ton toz metal talebinde bulunan iş insanları var bizden. 100 ton toz metal istiyor aylık. Yani sen üret, ben alacağım. Ben alacağım diyor. Hazırım diyor. Hazır yani. 100 tona hazırım diyor evet, mesela. Tamam mı? Bunlar var. Buralardan ciddi gelirler alıp diğer yatırımları yapmak. Şimdi bu seramik yazıcı İlk önce 3 boyutlu yazıcı olarak plastikler çıktı biliyorsunuz. Evet, evet. Bak, çok yaygın. Herkes de var evet, şimdi. Metal yazıcılar sonra biraz önce gördük zaten. Bizim videoda da gördük. Var. Seramik yazıcılar ise birkaç yıllık bir mevzusu var. Şu anda Türkiye'ye daha hiçbir seramik yazıcı girmedi. Hiçbir şirkette yok. Hiçbir üniversitede yok. Sizde var. Alıyoruz. Sözleşmesini yaptık. Fransa'ya siparişi verdik. Akreditif hesabı açtık. Parayı yatırdık. Akreditif hesabı yatırdık. Türkiye'ye ilk girişi üniversitemiz sayesinde olacak. Seramik 3 boyutlu yazıcı. O i̇lk. Seramik bu uçakların burnunda evet, uzay cihazlarının evet, uzay sektöründe kullanılıyor. Medikaldeki yine bu kemik buradaki 3 boyutlu mesela kafatasında bir şey konacak, bir parça konacak. Burada mesela gösteriyorlar şeylerde. Parça konacak. Burayı tasarlıyorsunuz. Normal kemik dokusu hidroksapatit. Hidroksapatitten tam oraya göre seramikten bir şeyi yapıyorsunuz, imal ediyorsunuz, götürüyorsunuz, vücut uyumlu. Kemik hücreler hem onun içerisinde çoğalıp büyüyüp kaplamaya başlıyor mesela. Öyle bir şey. Havacılıkta radon dediğimiz füzelerin başlıkları olsun. Veya jet motorlarının core dediğimiz bazı şeyleri var. Onlar bu şekilde. Hasan Mandal Bey TÜBİTAK Başkanı ile görüştüm. Bundan bahsettiğimde dedi ki ya T ile bir görüşseniz hocam dedi. Bir de Ektam diye şey var, bir kuruluş daha var. Onlar birlikte, onlarla görüştüm. Dedim ya başkan böyle bir şey dedi. Onlar almayı planlıyorlarmış da biz de öne geçmişiz onlardan. Tamam siz alın biz de size iş yaptırırız dediler. Evet. Seramik yazıcı bu. Biraz önce bahsettiğiniz ince film, optik ince film tasarım ve kaplama merkezi. Bu da yine Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan desteklenen 22,5 milyon liralık bir proje. Buradaki amacımız Sivas'ı adeta bir optik şehri haline getirecek altyapıların burada kurulmasını sağlamak. Organize sanayi, Aselsan var, Aselsan var, Harfix var, Zara Optik var, evet. Anadolu Optomekanik var, AT Elektronik var, onlara yan sanayi olarak. Hepsi aynı kümenin içinde. İçinde. Ama akademi ayağı eksik. Evet. Tamam. Evet. Bunu bu yıl sunduk Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na. Hem Aselsan Hassasop diye hem ülkemizdeki diğer firmalara hizmet verebilecek, biraz önceki bahsettik ya ticari kazanç da sağlayabilecek bir altyapı kuruyoruz. Müthiş orada ticari olaylar var tabii. Tabii. Yani, evet. Yani orada 22,5 milyon var. Burada bunun 9 milyonunu, %40'ını Sanayi Teknoloji Bakanlığı veriyor. 1,3 milyon üniversite yönetici olarak eş finansman sağlıyor. 1,3 milyon üniversitenin vakfı koyuyor. 10 küsür milyon da
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Kurma ve Destekleme Vakfı, tanırsınız Muzaffer Bey var, Muzaffer Gezgin, Ruhi Bey. Tabii. Onların vakfı veriyor. Küçük Orta Ölçekli yani, ve Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Vakfı. Evet, Kurma ve Destekleme Vakfı. Bunlar da veriyor. Muzaffer Gezgin Nerin ve Ruhi Bey'in yönetimini bu şey yaptıkları. Evet. Yani Sivas'tan sağ olsunlar Muzaffer Beyler ve Ruhi Bey mesela böyle bir şekilde bize destek çıktılar. Çok önemli. Çok önemli bu. Yani devlet bir adım attığında Sivas'taki bu bazı iş insanları da sivil toplum örgütü diyebileceğimiz vakıf, dernek, şirket destek. Bunlar da bir en azından bir tanesi elini taşın altına koydu. Ne güzel. Sonra ben gittim. Bir de Lütfü Abay diye bir hayırsever iş adamları size şeyini gördüm. Yapay robotik desteğini ismine vermişsiniz. O evet. Da çok sevindirici. Ya, çok teknoloji önemli. Oraya gidiyor. Sağ olsunlar Muzaffer Beyler bu teşviği sağladılar. 22,5 milyon çıktıktan sonra bu şekilde olduktan sonra ben strateji bütçe başkanlığına gittim bu kez de. Dedim ki bakın böyle bir proje var. Şimdi bu merkezi bir üst seviyeye çıkarabilmemiz için şunlara daha ihtiyacımız var. Şu kadar paraya daha ihtiyacımız var. Epeyce görüştük, sunumlar yaptık ve webden tekrar sunum aldılar. Onları da ikna ettik. Strateji bütçe başı yani devlete de bu merkez artık bir proje numarası olarak girdi. Önümüzdeki için 10 milyonu koydular. Evet. Dedim 10 milyon az. Dediler ki ya zaten sen ek ödeneği çok alıyorsun. Sen bunu zaten 15-20 yaparsın dediler. Şimdi evet. Onunla girsin bu dediler. Yani en az oradan da bir 15 geliyor. Hocam Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan da ciddi destekler alıyorsunuz ya. Sayın Bakan Varank size bayağı bir projelerle gidince boş çevirmiyor herhalde. Sağ olsun. Yani çok sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Yarın da geliyor şehrimize. Evet. Biz de inşallah üniversitemizde misafir edeceğiz onu. Tekrar çok önemli. Edeceğiz. Çok önemli. Ya sağ olsunlar. Bakanlığın, Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın bize çok katkısı, önümüzü açıcı fonlaması oldu. Önümüzü açtı. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Sivaslı STK'lar, bazı kuruluşlar, hayırseverler, evet, Fova evet. gibi onlar da destek çıktılar sağ olsunlar. Böylece iyi bir pozisyona getirmiş olduk. Yani orada da öyle bir şeyimiz var. YÖKE'de başvuruyu da bulunduk. Optik alanında ihtisas üniversitesi olmak için Sayın Başkan'la da görüştüm, YÖK Başkanımızla da görüştüm. Dosyalarımı sundum. Dedim bu altyapılar kuruluyor, şu akademisyenler bu alanda çalışıyorlar. Sivas'ta bir optik merkezi yani Sivas'ı bir optik merkezini getirmek için biz bu altyapıyı kuruyoruz ve bu çalışmaları yapıyoruz. Sayın YÖK Başkanımız da çok beğendi, teşvik etti, destek verdi. Önümüzdeki günlerde bu konuda YÖK kararıyla optik alanında çalışmalar üniversitemiz adres gösterecek. Yani optik alanında bir çalışma yapılacaksa diyecekler ki Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi'ne. Artı Sivas hocam. Yani bu Türkiye'de çok önemli bir şey bu söylediğiniz. Kimse evet. farkında değil de gerek optiğin üretilmesi, gerek bilimsel araştırması, tabii. gerek teknoloji geliştirmesi noktasında belki şu anda bile Türkiye'nin içinde Sivas sayılı birkaç vilayetten birisidir. Çok haklısınız. Ankara'nın doğusunda en uygun lokasyon, en iyi kümelenme burada var. Evet. Bu nedenle çok iyi bir şey. Yani biz hani başta demiştik ya bazı vizyonlar koymuştuk evet, mesela. Evet, en baştan beri ben optikçi akademisyen arıyorum. Evet, evet. Optik alanında çalışmış akademisyenler hemen toparlamaya çalışıyorum. Yani bunun içerisinde Boğaziçi mezun arkadaşlarımız var. Yurt dışında yüksek lisans doktora yapmış. Dışarıda çalışan doktoraları danışman olarak kattığım bu projenin içerisine mesela onlardan da fikir alıyoruz. Ya bu projeleri oluştururken sektördekilerle birlikte oturup planlama yapıyoruz. Evet. Sizin ve ülkenin neye ihtiyacı var? Nasıl bir altyapı ihtiyacı var? Dünyanın neye ihtiyacı var hatta hocam? Değerli izleyiciler bu termal optik veya optik. Yani basit bir şey değil. Bütün evet. tüfekten tutun da gyökyüzündeki uzay aracının sihaların, İHA'ların ne kadar kameralı şey varsa evet. onların lenslerini üretiyor evet. bu. Ve bunun termal dediğimiz, termal özellikle optik dediğimiz lenslerin üretilmesi şu anda Türkiye'de ilk olacak. Geliştirilmesi daha doğrusu ilk olacak. Bunlar çok yüksek paralarla Amerika'dan ve yurt dışındaki ülkelerden temin edilen şeyler. Yerli ve milli sanayi yani dediğimiz şey aslında burada kendiliğinden hayat buluyor da evet. Biz işte bunları buradan duyurursak vatandaşın İnşallah. Bilgisi olacak. Yani çok iddialı konuşmayayım. Az buçuk da bilgim var. Hocam bilir. Evet.
Yani optik konusunda Sivas önümüzdeki 10 yıl içerisinde yıllık 1 milyar dolar ciroya ulaşırsa şaşırmayın. İnşallah. İnşallah. Biz de doğru inşallah buna katkıda bulunmak istiyoruz. Fazla mı söyledim rakamı, az mı söyledim? Ya şey, sektör öyle. Sektör öyle. Termal kamera sistemi zaten öyle. Evet. Yani evet, hop, evet. Gündüz optikler başka bir şey. Şunu söyleyeyim ben. Şimdi buralardan da yine biraz önce ileri aşımlarda bahsettiğimiz gibi gelir elde edip başka projeleri fonlamak, devlete olan bağımlılığımızı minimuma düşürmek. Amaçlarımızdan birisi bu. Tabii yatırım hocam. Yaparken bunu diyoruz. Bunlardan bilirsiniz, bonus hoca olarak meşhur olmuştu. Süleyman Hoca vardır. Onun bu üniversite tesis döneminde misafir olmuştuk. Ona program yapmıştık. Ona bunlardan bahsetmiştim. Dedim ki işte biz böyle tesis kuruyoruz. Bak bunları yapıyoruz. Bu projeleri bunlar... Dedi ki ya hocam sen ne enteresan adamsın. Sanki dedi bir şirket CEO'susun sen dedi. Evet, evet. Yani özel sektör şirket CEO'su gibi hareket ediyorsun. Evet. Buradaki rektör gibi değil de. Evet. Böyle olmak lazım. Evet. Recep'in Bey. Yeni nesil üniversite, yeni nesil akademisyen, yeni nesil bunu istiyor hocam. Çağ evet. Değişiyor, devirler değişiyor, dünya değişiyor. Ülke olarak biz de bu bazı konularda değişiyoruz. Bazı çok konularda doğru. Zor değişiyoruz ama. Hı-hı. Ama... Allah'a şükür ben mutluyum ki işte burada bir bilim teknoloji üniversitesi var. Bu değişime ayak uyduran bir yeri görmek beni mutlu ediyor. Çok doğru. Çok. Ve bunu da bu mutluluğumu da herkesle paylaşmak istiyorum. Hocam son birkaç dakikamız. Ha. Demir Ağa Organize Sanayi Bölgesi'nde çok önemli bir yatırıma öncülük evet. Ettiniz. Evet, tamam. Birkaç cümleyle de ondan bahsedelim. Şimdi orada da yine girişimci, üniversitelerin temel fonksiyonlardan birisi de mesela girişimciliği desteklemek. Yani akademisyenlerin, biraz önce bahsetmiştik ya, akademik bilginin sektöre, ticarileşmesine yardımcı olmak. Fatih Ömez diye bir hocamız var. Sağ olsun çok başarılı, girişimci de bir arkadaş. Teknokent'te yeri de var. Daha önceki ticari şeyleri de var. Çok da iyi de işler yaptı. Şimdi vaktimiz kısa, hızlıca geçmeye çalışayım. Şimdi o bazı, Tolga hocam mesela, o da birlikte evet. Çalışıyor. Onunla birlikte mesela. Bir de normal piyasada çalışan mühendislerden bir ekip oluşturuldu. Bu ekibin amacı organo mineral gübre üretmek. Sivas'ta bununla alakalı bir yatırım gelmesini sağlamaktı. Başka yerlere de görüşmeler oldu. 20 milyon euroluk bir yatırım yapılıyor. 100 dekarlık arazi Demir Ağa OSB'de alındı. Parası yatırıldı. Burada görüyoruz. 20 milyon euro. Birisi dedi ya hocam yanlış yazmışsınız. Şu sıfırlar fazla olmuş galiba demişti. 20 milyon euroyu evet. Görünce yo dedim yanlış değil. Allah Allah ciddi misiniz demişti. Şimdi bu yatırımın Sivas'a gelmesine de biz de öncülük etmiş olduk. Akademik arkadaşlar. Evet, bu ekip. Evet. Normalde bu tesis, bu yatırımcı firma aslında bir savunma sanayi firması. Evet. Mersin'e kurulacaktı. Bu tesis Mersin'e kuracaklardı. Organo mineralde şöyle kısaca tarif edeyim. Evet hocam lütfen. Yarısı kimyasal gübre, yarısı ise organik gübre. Organik maddelerden oluşmuş gübre. Kimyasal gübrede biz tamamen yurt dışına bağlıyız. Evet. Ham madde veya direkt gübre olarak alıyoruz. Organik kısımla alakalı da burada kullanacak organik kısım ise toprakla kömür madenlerindeki arada bir kısım kalınıyor. Orada da leonardit diye bir ham madde var. Evet. O organik kısım işte. Şu anda bazı ticari ürünlerde var. Leonardit gübre olarak satılan evet. Ürünler de var. Şimdi burası normalde termik santralde de kullanılmıyor. Kangal termik santralinde ha. Toprakla esas kömür toprağı arasındaki leonardit dediğimiz malzeme. Atılıyor yani şu anda. Evet. Tekrar gömülüyor veya. Evet. Tekrar çıkarttığın yere evet, gömüyorsun. Evet. Tamam. Şimdi yatırımcılara dedik ki sen bunu Mersin'den kuruyorsun çünkü ham madde yurt dışından gelecek limana ya. Tabii evet. Dedi yani ama bu durumda da içeriden bir yerden sen leonarditli malzemeyi getirmen lazım. Evet. Ona da nakliye gerekiyor. Peki böyleyse başka eğer sen bunu Sivas'a kuracak olursan, Demir Ağabey'e kuracak olursan 6. bölge teşviği alacaksın. Şu kadar avantajları var. Tamam, güzel. Bunlar var. Ya organik kısmını içeriden götüreceksin veya içeriye diğer %50'sini kimyasal kısmını getireceksin. Bir şey değişmiyor. 6. bölge teşviği aldığı için çok avantajlı pozisyona geçeceksin. Diğer bir nokta da Sivas Anadolu'nun göbeği ortasında. Şimdi burada üreteceğin gübreyi her tarafa tedarik yani nakliye anlamında her tarafa ulaştırman daha ucuza mal olacak. Mersin'den Sivas'a gelecek veya İç Anadolu'daki başka veya Doğu Anadolu'ya Karadeniz'e gidecek uzun mesafe. Sivas'ta olması lokasyon olarak çok önemli.
Mantıklı, evet hakikaten mantıklı. Evet. Yatırımcı Sivas'a yatırım yapmaya karar verdiler. Teşvik belgesi alındı. Bakanlık 200 milyon liralık teşvik kullanabileceklerine dair teşvik belgesini verdi. Geçen iki hafta önce Cuma günü ben yine Ankara'daydım. Yatırımcılar, bizim arkadaşlar, Ziraat Bankası'nın müdürü birlikte de görüştük. Başka şeylerde görüştük mesela. Bunları görüştük. Bu tesis Sivas'a kazandırılmış oldu. Böylece Sivas'a yıllık 200 milyon euroluk bir girdi sağlayabilecek tesisin Sivas'ta da kazandırılması. Muhteşem hocam, muhteşem. Hani biz üniversite olarak da temel amaçlarımızdan birisi yatırımcıların, bu sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz, yatırımcıların Sivas'a gelmesini, istihdam sağlamasını, teknolojik ürünlerin üretilmesinde yolunu açacak çalışmalar da yapan diyoruz. Bunlardan bir tanesi de budur. Yani 20 milyon euroluk yatırımın yapılması Taceddin Bey, herhalde bizim şu 3 yılda harcadığımız bütün paraları, değil mi, üniversitenin inşaatı olsun, diğerleri olsun, karşılayacak bir şeydi. Ve Sivas'ta 200 küsür kişilik, 200 kişilik de istihdam sağlayacak bir tesis kazandırılmış oluyor. Ve yıllık 200 milyon liralık bir değer Sivas ekonomisinden çıkacak. Evet. Kazanacak. Kazanacak. Şimdi yükte hafif, pahada ağır. Hı-hı. Yani 1 kilo toz üreteceksiniz. Evet. İşte 500 avroya satacaksınız. Hı-hı. Aslında 5 avroluk şeyi. Hı-hı. Bu bildiğimiz, işte soya fasulyesi üreteceksiniz, evet. %60-70 fazla verim. Evet. Tarımsal diğer ürünler üreteceksiniz. İnşallah. Efendim bu toz, ametal veya metal alaşımlardan çok uzay sanayine ve uçak sanayine yönelik ürünler üreteceksiniz. Evet. Optikte belki milyar doları yakalayan bir teknolojik gelişme içindesiniz. Gerçekleştirme içindesiniz. Bütün bunların yanı sıra en önemli hazinemiz ne? İnsan. Evet. Muhteşem bilim adamları, insanları yetiştiriyorsunuz. Hı-hı. Muhteşem gençlerimizi savunma sanayine ve sanayiyle iç içe yetiştiriyorsunuz. Hı-hı. Çünkü onların pahası, bedeli yok. İnsan Doğru. yetiştiriyorsunuz. Doğru. Hocam daha ne diyelim? Evet. Elinize, kolunuza, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Aynen. Yani umarım bu çalışmalarınız daha da artarak devam eder. Bu heyecan sizde var. Kampüsünüzde gittim gördüm. Öğrencilerinizde, hocalarınızda var. Evet. Değerli izleyiciler, Sivas'ın başına belki de son yıllarda, son 20 yılda gelmiş en önemli işlerden birisi bu. İnanın bunu gönlümden söylüyorum yani. Kalben söylüyorum. Çünkü az buçuk görebiliyorum geleceği. Gençlerimiz için söylüyorum, ekonomimiz için söylüyorum, halkımız için söylüyorum. Milletimiz için milli ve yerli olmak adına söylüyorum. Sevgili hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Kırmadınız, ederim. Kırmadınız, geldiniz. Sağ olun, evet, var olun hocam. Kısa oldu. Adıma. Yani evet. Daha miktarını anlatacağımız çok şey var. Daha eksiklikler kalmasın. Hocam şu şeylerinizi bir atlatın, yoğunluğunuzu. Evet inşallah. Uzun kış akşamları da bizi bekliyor. Sizi yine bir fırsat bulup alabilirsek. Memnuniyet. Bunları tekrar bir konuşmakta fayda var. Çok İzleyicilerimizin, vatandaşlarımızın izlemesi, öğrenmesi lazım, heyecanlanması lazım, mutlu olması lazım. Bakın bir izleyicimiz demiş ki, ya ben de dönüş heveslendim. İsmail Duran isimli bir izleyicimiz. Evet. Heyecanlandım. Makine mühendisiyim. Evet. 50 yaşından sonra master mı yapsam diyor hocam. Memnuniyetle bekleriz. İsmail Bey, duydunuz sayın rektörümüzü. Böyle çok sayıda enteresan mesajlar var. İnsanların heyecanımıza ortak olduğunu görebiliyoruz. Yani. Ne mutlu bize. Şehrimiz adına şehir meclisinde çok güzel bir konuyu konuştuk. Yani. Hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Ben söylemek istediğiniz son bir şey varsa alalım ve programı kapatalım hocam. Bir tane küçük noktayla kapatayım. Hı. Öğrencilerle alakalı demiştik. Şimdi biz öğrenci odaklı çalıştığımız için de bahsetmiştik. Erasmus bütçemizin hepsini de biz önümüzdeki yazda öğrencilerimizin %25'ini yurt dışına 2 aylığına göndermek için harcayacağız. Bu da hiçbir üniversitede böyle bir oran yoktur. Evet, ne güzel. Bu sayede de büyük ihtimalle önümüzdeki yıldaki üniversitedeki tamam puanlarımız epeyce biraz daha yükselir diye düşünüyoruz. İnşallah kaliteyi artırıyor. Kaliteyi artıracak. Önemli bir fırsat. Hiçbir üniversitenin sunmadığı bir fırsattır öğrenciler için. %25'i öğrencilerin 2 aylığına yurt dışına dil eğitimine tamamlamak üzere veya konuşmalarını, dinlemelerini geliştirmek üzere gönderilecek.
Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyiciler, güzel bir program oldu düşüncesindeyim. Sayın hocam, inşallah yakın zamanda tekrar bir daha program yapmayı arzu ederim. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar efendim.